Öncelikle hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu hafta sonu da olsa değerli vaktinizi ayırdınız. İnşallah faydalı bir sunum olur. Zaten daha önce beni tanıyan arkadaşlar bu sunumların belli bir kısmını izlediler, dinlediler. Ben kısaca kendimi tanıtayım. Katılan arkadaşlar içerisinde tanıyanlar ve tanımayanlar var. İsmim Serdar Aydemir. Pontera Teknoloji ve veri kurtarma firmalarında, ikisi de bizim firma, Ankara bölge sorumlusu olarak çalışıyorum. Farklı ürünler, güvenlik tarafı ve yedekleme tarafında iki kategorimiz var. Yedekleme tarafında Akronis ürünler ve güvenlik tarafında da Sophos ürünleriyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bugün neler yapacağız? Veri kurtarma ile şöyle bahsedeceğiz. Veri kurtarma nedir? Ne yapıyorsunuz? Neler yapmalıyız gibi. Yedekleme tarafında bir küçük tavsiyelerimiz olacak. Sonra Türkiye'de yaşanmış hacker olayları var. Onlardan bahsedeceğiz. Malum biz veri kurtarmayız. Bize günlük 10 tane vaka geliyorsa bunların 6 tanesi bizim dosyalar şifrelendi. Onları açar mısınız noktasında geliyor. Korona sebebiyle evlerdeyiz. Hani evlerde de hepimiz şu an evdeyiz. Evimizde internete bağlanan birçok cihaz var. Biz bunlarda nasıl güvende olacağız? Acaba biz de hacklenir miyiz gibi konularımız var. Şimdi veri kurtarmadaki ekibimiz resimde gördüğünüz üzere verikurtarma.com sayfamıza girerseniz bu ekip arkadaşlar Türkiye'deki aslında en profesyonel olan en büyük laboratuvara sahip firmamız veri kurtarma tarafı. Aramızda hiç veri kaybı yaşayan var mı diye sorumuz var. Ama veri kaybı yaşamayan yok gibidir. En azından laptopunda, ne bileyim bir USB belleğinde ya da telefonda vesaire de. Türkiye'de maalesef veri kaybı hızla artıyor. Hani dünyada korona vakası gibi Türkiye'de de veri kaybı son 8 yılda %400 artmış. Bunlar tedbir alınmayanların çok fazla teşkil ettiği bir şey ama bazen tedbir alsanız bile veri kurtarma ihtiyacı olabiliyor. Veri kurtarma ile ilgili küçük bir videomuz var. Onu izleteceğim. Hemen sonra devam edeceğim. Serdar hocam bu videoların linkini olmazsa atalım en sonda. Sesler Olur. gelmiyor çünkü. Olur. Onlar da aynen. Evet, İlhan Hocam da dediği gibi bunların hepsini YouTube kanalımızda hepsi var. Hatta veri kurtarmayla yapılan işlemler de var. Bu arada ilk clean room dediğimiz tozsuz ortam, temiz ortam laboratuvarı bizde var. Aynı ameliyata girer gibi veri kurtarma işlemleri yapılabiliyor. Donör disk var. Yaklaşık 35 bin üzerinde, bu yaklaşık 40 bine yaklaştı. Biz neden donör disk tutuyoruz? Çünkü veri kaybı gelen herhangi bir medyada, disklerde vesaire, onlardan aynı model olmak zorunda. Yani aynı üretim bandında üretilen disklerden olmak zorunda ki biz o organ nakli gibi parça değişimi yaparak verileri kurtaralım. Bu yüzden çok ciddi bir böyle depomuz bulunmaktadır. Veri nasıl kaybediyoruz? Formatlayarak, silerek, işletim sistemi çöküyor, dosya yapısı bozuluyor, sisteme virüs ya da zararlı yazılım bulaşıyor, su baskını, elektrik kesilmesi gibi nedenler, masaüstü, dizüstü bilgisayarlara genelde yaşadığımız şeyler, darbe, işte dizimizdeki düştü vesaire gibi, üretim esnasında bazı disklerde bad sektör olabiliyor gibi şeylerle veri kaybı yaşayabiliriz. Yazılımsal veri kurtarmalarda kesinlikle
veri kaybı yaşadığınız bilgisayarın üzerine yazılım yüklemeyin. Bizler bu veri kaybında veri kaybı yaşanan diski söküp harici ortamda o medyanın imajı alınıp orijinal medyaya dokunmadan aldığımız imaj üzerinden veri kurtarma işlemi yapılıyor. Veri kaybına uğramamak için dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. Bir kere farklı elektrik kaynaklarından beslenen ya da farklı mekanlarda yedekleme yapılmalıdır. Bu nedir? Yani elektriksel sorun yaşamamak bu veri kaybına uğramamanız için en önemli etkenlerden bir tanesi. Çünkü yaşamışsınızdır bazen şirketlerde elektrik kesiliyor. Normalde işte kaçtır 220 volt elektrik gittiği anda tekrar geldiğinde o 220 yerine 330-500 gibi değerlerde yüksek bir miktarda elektrik geldiği zaman o diskinizdeki verilerinizi kaybedecek duruma düşebilirsiniz. Ya bununla ilgili yaşanmış çok fazla hikaye var. Bu yüzden işte regülatörler vesaireler kullanılabiliyor. Sunucu ve yedekleme cihazlarının bulunduğu ortamların klimalı, tozsuz ortam olmasına dikkat etmek gerekir. Zaten ISO 27001 gibi bazı standartlar da sistem odalarının belli bir standart içerisinde olması gerekiyor. İşte nedir? Sisteminizi dışarıdan gelecek siber güvenlik cihazlarıyla korumanız gerekiyor. Bunlardan bahsettiği gibi firewall vesaire gibi cihazlarda koruyabilirsiniz. Belirli aralıklarda sistem odasının kontrolü sağlanmalıdır. Bunun için biliyorsunuz artık ısı ölçer, nem ölçer, yangın alarmı gibi cihazlar var ki sizin sistem odası şirketin en önemli hazinesi. Yani kasanız olarak düşünebilirsiniz. Sunucular ve depolama aygıtları gibi sürekli açık bırakılması halinde içerdikleri disklerin seçimi önemli. Bu şu demek, eğer siz verilerinizi depoluyorsanız diskler biliyorsunuz 7/24 çalışma mantığında olan diskler var. 8x5 mantığında çalışma olan diskler var. Bazen NAS cihazları vesaire ünitelerde 8x1 diskler, uyumlu diskler kullanıldığı zaman disk arızaları çok fazla olabiliyor. Sizlere en büyük tavsiyelerimizden bir tanesi mekanik arızalı disklere müdahale etmeyiniz. Herhangi bir durumda veri kaybı yaşanıldığında İlk yapılan şudur. Hemen tanıdık Ahmet, Mehmet, Süleyman sen bundan anlıyorsun bir bak. Ne yapılıyor? Hani yarım doktor candan yarım hoca şeyden eder hesabı. Bilinçsizce yapılan müdahalede o kurtarılacak veri kurtarılamaz hale gelebiliyor. Bu yüzden şiddetle tavsiyemiz fiziksel olarak disklerin ya da medyanın açılmaması. Cihazlardan nasıl veri kurtarabilirim? Bir şey var galiba İlhan Hocam. Tamam, sorun değil. Soruları zaten sonunda alalım, bol bol sohbet ederiz. Bu zaten sunumu da sizle paylaşacağız. İlhan Hocam da video kaydını alıyor. En önemli konulardan bir tanesi arkadaşlar, hepinizin sistem odasında ya da bulunduğunuz firmada mutlaka ki sunucu, NAS cihazları gibi üniteler var. Bu arada şu görmüş olduğunuz çeşitlilikte her ortamdan yani veri yazılan her ortamdan veri kurtarılabiliyor. Ama burada bazı kritik noktalar var. RAID olan yapılarda RAID 0, 1, 5, 6 kesinlikle sıralamanın bozmadan bize getirilmesi önemli. Ankara'da bir kurumda storage var 48 diskle. Elektrik gitmiş. Jeneratörün de mazotu bitmiş galiba. Elektrik gidip tekrar geldiğinde o storage üzerindeki disklerin yarısı arızalanmış. Oradaki o arkadaş da panikle diskleri sökmüş, bir kutuya doldurmuş ve bize öyle getirdi. İşte bizim bir elektrik arızasından dolayı RAID'li olan bir yapımızı kurtarın diye. Bunun hangisi birinci disk, hangisi ikinci disk belli mi? Hayır. Bizim onu yapmamız, o RAID sıralamasını bulmamız en az 2 haftayı buldu. Bu da haliyle maliyete yansıyor. Sizlere tavsiyem RAID'li yapılarda mutlaka sıralamayı bozmadan getirmeniz gerekmekte. Sol tarafta SD kartlar vesaireler var. Bunlar bizim genelde fotoğrafçı arkadaşların en büyük yaşadığı şeyler.
Eğer evlenmeyi düşünenler varsa önümüzdeki dönemlerde artık fotoğrafçılarla bu düğün kasetlerini çeken arkadaşlarla sözleşme imzalanıyor. Yaklaşık 20-25 bin lira gibi bandında, 25 bin lira gibi bandında. Çünkü neden? Düğün esnasında başından sonuna kadar bütün ortamı dijital ortamda bu hafıza kartına kaydediyor. Düğün bitiyor, her şey bunların videoları, resimleri çıkacak. Bir bakıyor ki o hafıza kartı çalışmayabiliyor. Bu yüzden çok mahkemelik olan birçok insanla karşılaştık. Bunlara da dikkat etmekte fayda var. USB bellekler, telefonlar, tabletler, DVD'ler artık DVD pek kalmadı ama eski dönemde kullanılabiliyor. Dediğimiz gibi RAID yapılı ünitelerde mutlaka sıralamayı bozmayın. Bunlarda zaten NAS cihazlarına falan vesaire biliyorsunuz otomatik bilgilendirmeler olabiliyor. O yüzden de onları ayarlamayı unutmayın. Şimdi veri kaybı iki şekilde oluyor. Veri kurtarma pardon. Birincisi yazılımsal, ikincisi donanımsal. Yazılımsal işlemlerde az önce bahsettiğim gibi silinen veri aranacaksa o veri kurtarma programı yüklediğiniz makineye üzerine yazdırmayın. Çünkü aradığınız veri belki o sizin yüklediğiniz programın üzerine yazacaktır ve aradığınız veriye ulaşamayabilirsiniz. Bir de internetten indirilen crack programlarla çok sağlıklı veri kurtarılamayabiliyor. Bunun örneklerini görmüşsünüzdür. Bir program indirsiniz vesaire. Resimler böyle yarım yamalak gelir ya da Excel Word PDF dosyalar açılır, kurtarılmış gibi görünür. Ama içerisini açtığınızda bozuk karakterler vesaire görebilirsiniz. Hangi vakalardan veri kurtarılmaz? Yangından çıkmış artık disk plakası bir şekilde erimiş soldaki resimdeki gibi görüyorsanız hale gelmişse artık ondan veri kurtarılamaz. EFS dediğimiz şifrelenmiş bir dosya sisteme format atılmışsa kurtarılamaz. Kırık çiplerden veri kurtarmak çok zor. Özellikle telefon gibi, tablet gibi hafıza kartlarının olduğu şeyler kırıldıysa onları kurtarmak hani yapıştırsanız bile çok zor olabiliyor. Üst üste kayıt yapılan medyalardan veri kurtarılamayabiliyor. Bu ne demek? Mesela şöyle elinizde 1 TB veri var ve bunu bir şekilde verinin artık kurtarılmasını istemiyorsunuz. O verileri silin, üzerine film doldurun yani kapasitesi kadar yükleyip tekrar silin. Yaz sil, yaz sil. Böylelikle o veri kurtarılamayacak hale gelecektir. Plakası sökülmüş vakalardan veri kurtarılamaz. Size burada en büyük tavsiye şu. Diskin içerisini açayım. Ben yuvarlak plakayı bir kolonya ile ıslatmayın, silin vesaire gibi şeyler asla yapmayın. Bunların aynı ameliyat ortamı gibi ortamlarda açılması gerekiyor. Elektrik problemi yaşamış bir SSD üretici tarafından kırıklanmışsa maalesef veri kurtarılamayabiliyor. Bir de en büyük başımızın belası neler var? CryptoLocker saldırısına maruz kalmış bir diskten kripto kaldırmak çok zor. Bu işlemi hacker yapabiliyor. Bu yüzden de buna dikkat etmek gerekiyor. Low level format dediğimiz eski bir yöntem var. Oradan da veri gelmeyebiliyor. En önemli merak edilen şeylerden bir tanesi veri kurtarma çok pahalı. Ya çok pahalı gibi bir kavram dolaşıyor. Bunun sebebi aslında veri kurtarmanın bir standart fiyatı yok. Bu yüzden bazı merdiven altı diye tabir ettiğimiz firmalarda şöyle bir şey yapıyorlar. Gigabyte başına ücretlendirme yapıyorlar. Şimdi bir veri kurtarılmışsa örneğin 1 TB'lık bir veri var. Ben sana bunun içerisinde 100 GB'ını 1000 liraya vereyim. 200 GB'ını 2000 lira gibi şeyler olmaz. Zaten veri kurtarılmışsa yapılan işçilik, harcanan malzeme vesaire aynıdır. Sadece süresi fark eder. Bu yüzden buna dikkat edin. Gigabyte başına veri kurtarma gibi bir mantık yok. Peki teklif neye göre veriliyor? Diskin arızasının ne olduğu, arızaya rağmen veri kurtarılabiliyorsa, işlem tekniği, kullanılacak ekipman, zorluk derecesi ve işlem süresi gibi kriterler baz alınıyor. Bazen bir diskten veri kurtarmak için 5 tane 0, 5-6 tane 0 diskin kafasını değiştirip yani o diskleri heba etmiş olabiliyoruz. Bu yüzden de hani o bir atımlık şansı var. Veri kurtarmada aklınızda olsun. Başınıza gelen bir vakada şey gibi düşünebilirsiniz. İkinci kattan bir tanesi düştü ve siz bilinçsiz olarak ilk yardım yapmaya çalışıyorsunuz. Adam bütün kaburgaları kırılmıştır ama dışarıdan görmüyorsunuz.
Siz ona gidip kalp masajı yaparsanız o kırılan kemikler iç organlarını parçalayacak gibidir. Bu örneğe benzetecek olursak bilinçsizce kesinlikle veri kurtarma yapmayın. Bir de gelen vakalarda şu. Diyoruz ki buna müdahale edildi mi? Hayır, hiç mi müdahale edilmedi dense bile laboratuvara girdiğinde yapılan analizler sonucunda o verinin, o diskin başına neler geldi ya da hangi işlemlerden geçirildiği tek tek ortaya çıkarılabiliyor. Bu yüzden aynı doktora gittiğinizde derdiniz nedir? Yani bu diskin başına ne geldiğini mutlaka söyleyin. İşte laptopumuza çay dökülmüştür, çalışırken disk yere düşmüştür vesaire vesaire gibi elektrik gidip gelmiştir. Ama günümüzde en çok karşılaşılan şeylerden bir tanesi de şu. Ya tırk tırk diye bir ses geliyor, kafa atıyor. Tabirler vardır bilirsiniz. İşte o zaman fiziksel bir arızadır. O yuvarlak görmüş olduğunuz plakanın artık fiziksel bir veri kurtarma işlemi olacağını gösterir. Burada dikkat etmeniz gereken veri kurtarmada en önemli konulardan bir tanesi, zaten bunu son günlerin çıkan KVKK dediğimiz kişisel verilerin koruma kanunu da dikkate alırsanız %100 gizlilik prensibi, yani gizlilik sözleşmesi imzalatmanız gerekir. Yani herhangi bir yere götürüp veri kurtarma işlemi yaptırırken burada en dikkat edeceğiniz şey budur. Biz hiçbir zaman kurtardığımız verinin içerisine bakmayız. Bunlar bazı kötü niyetli insanlar şöyle bir şey yapıyor. Mesela diyor ki ben de veri kurtarma yaparım diyor, sizin verilerinizi kurtarayım diyor. Alıyor veri kurtarma işlemini yapıyor. Bir Anadolu'da bir ilde ben bu olaya rast gelmiştim. Verileri kurtardıktan sonra diski imha ediyor. Yani veri kurtarılamayacak hale getiriyor. Sonrasında yüksek miktarda meblağ para istiyor. O disk bize geldiğinde ya bunu çok pahalı para istediler, size bir bakar mısınız dediklerinde, İncelediğimizde bunun içerisinden disklerin kopyalandığı, kurtarıldığını ve wipe edildiğini, yani geri getirilemeyecek halde işlem yapıldığını görmüş olduk. Bazı art niyetli kişiler alıp verilerinizi veri kurtarma işlemi yaptıktan sonra resimlerdir vesaire de size ait kişilerinizi kötü niyetli olarak kullanabilir. Bu yüzden kesinlikle bilmediğiniz, tanımadığınız kişilere verilerinizi, disklerinizi emanet etmeyin. Bugün şöyle askeri emniyet MİT gibi kurumlarda veri kurtarmak için diskler dışarı çıkarılmaz biliyorsunuz. Onların laboratuvarlarını biz yerinde kurup onlara eğitimlerini verip malzemeleri tedarik edip kendi kendilerine veri kurtarma işlemini yaptırıyoruz. Burada bizim ekipteki arkadaşların hepsi ciddi anlamda sürekli eğitimlerini alarak çok yüksek bir bilgi birikimine sahipler. Veri kurtarmadan son olarak söyleyeceğim bir iki cümle daha var. Eğer verinizi geri getirmek ve uygun maliyette olmasını istiyorsanız en önemli şey kesinlikle müdahale etmeyin, ettirmeyin. Şöyle bir ikilem var, şöyle bir denklem var. Siz ne kadar o diske müdahale ederseniz verinin kurtarma şansı o kadar azalıyor ve maliyet yükseliyor. Eğer müdahale etmeden riski getirdiğinizde verinin kurtarma şansı yüksek, maliyet az. Bu konuda dediğim gibi dikkat etmenizde fayda var. Peki veri kaybına yaşamamak için, başınıza bir iş gelmemesi için ne yapmak lazım? Bugünkü öğlenki sunumda da Ali hocamız bahsetti. 3-2-1 kuralına göre yedekleme yapmanız şiddetle tavsiye olunur. Bazen veri kayıplarında ben ya da hacker vakalarına gittiğim zaman ilk sorduğum soru şu. Hocam geçmiş olsun, yedekten dönün noktasında. Ya bizim yedeklerimiz de bozulmuş. Nasıl yedek aldınız dediğinde bazen bir sunucunun arkasına USB bellekle harici disk bağlamış. Bizim yedekler buradaki E sürücüsündeydi diye söyleyebiliyor. Bu yüzden de 3-2-1 kuralını zaten hani dillerde dolanıyordur. Sizler de sık sık duyuyorsunuzdur. Bir dosyanın 3 farklı kopyası, 2 farklı medya, 1 farklı dış ortam. Yani bulunduğunuz ortam dışına harici olarak yediğinizi çıkarmanız şiddetle tavsiye edilir. Biz buna büyük kurumlarda vesaire FKM diyoruz. Hani felaket kurtarma merkezi anında. Peki
Herhangi bir şubeniz yok, dışarıda da işte yeriniz yok. Sadece bulunduğunuz firmada şeyiniz var. Burada nasıl yedekleme yapacaksınız? Normal işte NAS cihazları, storage'lar vesaire alırsınız. Cloud'a da yedekleme yaparsınız. Bir de offline backup denen bir terim var. Yani hani biz bunu genelde hacker vakalarında görüyoruz. Adam içeri giriyor port açığından vesaire. Sonra içeride ne var ne yok, sunucu, NAS cihazı, her şeyi şifreleyebiliyor. Şu an çünkü o anda açık olan network'te ulaşabildiği her şeyi ele geçirebiliyor. Bu yüzden offline backup önemli. Nasıl bir tane örnek vereyim offline backup'a? İçeride sunucularınızın vesaire hepsini aldığınız bir NAS cihazı vardır. Onun bir kopya, bir iki NAS cihazı koyup belirli zaman aralıklarda, işte gece saat 12'de uyan, diğer NAS cihazının içerisindeki bütün bilgiler kopyasını al. Sonra saat 2'de ya da işin bittiğinde kapan gibi küçük ayarlar yaparak yapabilirsiniz. Küçük işletmeli yerlerde gözlemlediğim şu, muhasebe müdürleri genelde bu konuda çok hassaslar. Ya yedekleme yapılıyor ama gerçekten sağlıklı mı? Ya benim içim rahat değil. Ne yapıyor? Bir tane harici disk alıyor kendisine. O e-fatura, e-defter, logodur ya da muhasebenin kritik kendisine belirlediği dosyaları alıyor her cuma yedeklerine. Sonra o diski söküyor, çekmecesine ya da arabasına atıp evine götürebiliyor. Niye? İçinin rahat etmesi gerekiyor. Bu yüzden yedekleme çok önemli bir nokta. Çünkü o veriler başka bir yerde üretilmiyor. Her firmanın verisi kendi içerisinde üretildiği için yedekleme. Her olayda ilk sorduğumuz şey bu. Akronis'in biz temsilcisiyiz dedik. Akronis yedekleme ürünü hemen hemen herkes duymuştur. Çok eski bir yedekleme yazılımı. Burada ev içinde olan Akronis türü imajlar var. Kişisel bilgisayarlarınız için kullanabildiğiniz. Bunlarda Active Protection diye bir özellik geldi. Bu da nedir? Aldığınız imajları FIDE yazılımlarına karşı korumasını sağlıyor. Geçen yıl 200 binden fazla saldırıyı bu Akronis imajı olan şeyler imajını bir şekilde korumuş. Bu yüzden de bu da artık birçok üründe FIDE yazılımının koruması ekstra olarak gelebiliyor. Akronis'in bir ürünü daha var. Bu çoklu bilgisayar aldınız. Mesela firmanıza 200 tane, 300 tane bilgisayar aldınız. Bunlara aynı anda format atmak ve işletim sistemi yüklemek gerekiyor. Bunu zaman anlamda çok fazla şey var. Ankara'da bir hastanede mesela 500 tane bilgisayar almıştı. Bunları nasıl yapacağız? Farklı işletim sistemleri var. Kiminde Windows 7, kiminde Windows 8, kiminde Windows 10 var gibi. Onların farklı imajlarını network'ten aynı anda makinelere boot ederek network üzerinden işletim sistemi imajlarını yükleyebildiğiniz SnapDeploy diye bir ürün var. Bunu da incelemenizi, araştırmanızı tavsiye ederim. Bu genelde eğitim kurumları, üniversiteler gibi büyük kurumlarda mesela duyarsınız ya bir X kurumu 5000 tane bilgisayar almış. Bu 5000 tane bilgisayar kurmak vesaire ciddi bir iş yükü biliyorsunuz. Akronis'in kurumsal yedekleme ürünü var. Bir de Akronis File Advanced diye bir ürün var. Bu da nedir? Kurumların ya da firmaların güvenli dosya erişim ve paylaşım çözümüdür. Örneğin şirketin ve o şirkete ait kullanıcılara her işte mobil cihazlardan, evinden, laptop'tan vesaire güvenli bir şekilde dosya erişimine sağlarsınız. Şey gibi düşünün. Google Drive, OneDrive gibi şeyleri düşünebilirsiniz örneğin. Yedekleme ve veri kurtarmadan bahsettikten sonra biraz bilgi güvenliğine giriş yapalım. Bilgi güvenliği nedir? Biz niye kullanıyoruz teknolojiyi? Ya da bize ne tür zararlar verebiliyor? Günümüzün teknolojik tehditleri neler? Nasıl koruyacağız? Bir kere biz iş için eğlence, bilgi ve hepsi için ne yapıyoruz? Teknolojiyi kullanıyoruz. Bize ne zararlar verebilir? Bir kere para kaybına sebep olabilir. Zaman kaybı, veri kaybı, prestij kaybı. Şöyle küçük bir video var. Bunu da hızlı bir şekilde size izleteceğim. Hemen hemen herkesin elinde küçük yaşta çocuklar var. Bunların eline telefon, internet, tablet vesaire verebiliyorsunuz.
Duyuyorlar mı beni? Serdar hocam, olayı da anlat istersen biraz. Sesleri duyulmuyor. Evet. Bu videoda kısaca şey anlatıyor. Yani evinize bir sürü... Bu videoda kısaca şey anlatıyor. Yani evinize bir sürü suç... Evet, bunu şunu kastediyor. Her evimizde, herkesin evindeki olan bir tehlike şu: çocuklarınızın internetini mutlaka kontrol edin. Kameranı aç gibi, az önceki çocuğun örneğinde olduğu gibi, çocukların bilmediği kişilerle bir oyun aracılığıyla vesaire ne yapabilirler? Erişebilirler. Bunlar çocuklar farkında olmadan bu tuzaklara düşebilirler. Bu yüzden onunla ilgili nasıl tedbir alacağınızı bir sonraki slaytlarda göstereceğim. Şimdi günümüzün güncel tehditlerinden neler var? Oltalama yöntemleri, en yaygın olanlar, faturalar, sosyal medya üzerindeki dolandırıcılıklar. Maşa olarak kullanılabilirsiniz. Her türlü veriniz internette satılabilir. Şirket bilgileriniz, sosyal medya bilgileriniz, oyun hesabınız, banka kart bilgileriniz gibi. Nasıl korunacağız peki? En başta başımızın belası olan şifreler. Bakın arkadaşlar, ben veri kurtarma sebebiyle birçok firmaya çağrıldığımda ya da başına ekleme olay gelen kişilere gittiğimde ilk sorduğum şey nedir biliyor musunuz? Şifre neydi? Hani uzak masa üstünü açmışsın sen, eni diye açmışsın her yere ama şifre neydi? Şöyle cevaplar alabiliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ankara 06 ama ağası büyüktü gibi. Maalesef ki şifre kullanım alışkanlığı zayıf olan yerler çok kolay hacklenebiliyor. Bu yüzden şifrenin karmaşık ve anlamsız hale getirecek ama sizin unutmayacağınız şifrelerin olması gerekir. İşte sağ tarafta gördüğünüz gibi, eğer default'ta admin bir şifremiz olursa ne kadar güvende olduğunuzu görebiliyorsunuz. Zaman hırsızımız sosyal medyalar. Şu an herkesin elinde, telefonda, laptopunda vesaire nedir? Sosyal medyayı çok aktif kullanıyoruz değil mi? Çok hızlı bilgilere ulaşabiliyoruz ama bu bilgilerin doğruluğunu mutlaka kontrol edin. Her özelinizi paylaşmayın. Bakın bu çok önemli. Maalesef ki birçok kişi her şeyini, yani bütün hayatını internete paylaşıyor. Bundan artık mutlu mu oluyor ya da nedir bilmiyorum. Her gördüğünüze inanmayın. Bu çok önemli. Maalesef ki internette bir haber çıkıyor. O haberin doğru olup olmadığını teyit etmeden beğeni ve paylaşıyor. Eğer suç teşkil eden bir haberse, bir savcıyla görüştüğümde dedi ki beğenip paylaşması da o suça ortak olduğunu gösterir diye söylemişti. O yüzden üç kere düşünün. Emin olun, bazı enteresan haberlerde bakarsınız. İki gün sonra onun bir montaj olduğunu, aslında gerçekteki resmi bu olduğunu görebiliyorsunuz. Hırsızlar Facebook, Twitter gibi sosyal medya hesabını takip ediyor. Arkadaşlar, hırsızlar artık e-hırsız oldu. Hani e-devlet olduk, e-fatura, e-arşiv derken hırsızlar da internet üzerinden ne yapıyor? Facebook'taki ya da şey, bu arada şöyle bir dipnot vereyim. Bir emniyetteki arkadaşla görüştüm. Hiçbir hırsız bilmediği eve girmezmiş. Takip etmediği, analiz etmediği eve girmezmiş. Hani eskiden hatırlar mısınız? Posta kutularına bakarlarmış hırsızlar. Apartmana girip posta kutusunda uzun süre alınmayan faturalar varsa, ha bu adam evde diyor, ya bunlar evde değilmiş gibi. Artık hırsızlar Facebook üzerinden ya da sosyal medya üzerinden takip ediyor. Çünkü ne yapıyor adam? Biz diyor Antalya'da deniz kenarındayız. Ailece çat fotoğrafı çekip paylaşıyor. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Gelelim dolandırıcılara. İnternet üzerinden, televizyondan, radyodan birçok farklı yöntemlerle ulaşan dolandırıcılar var. Ulusal bir radyo programına katılıyor vatandaşın biri. 1500 liralık telefon kazandınız diye kendisine bilgi veriliyor. Yarışma sonucunda gönderilen telefon 100 liralık bir telefonmuş. Biliyorsunuz Çin'de
Aynı telefonun 100 TL'ye olanı da var. 1500, 2000, 3000 liraya olanı da var. Mesela Çin'e giden arkadaşlardan hep şu bilgileri almışımdır. Çin malları hep kalitesiz mi? Hayır. Çin'de sen bir ürün veriyorsun. O ürünün kaç liralık maliyetini, yani ne kadarlık olmasını istiyor musun diyor. Yani kaliteden ayarlayarak, kalitesiz ya da kaliteli mal, ona göre senin belirlediğin fiyata göre ürün üretebiliyorlarmış. Bir diğer olay, salatalık satışlarını maalesef ciddi derecede artırmış bu olay. Bununla ilgili çok fazla yaşanmış bir hikaye Rize'deki bir arkadaşın başına gelmiş. Yarışmadan telefon kazandınız diye gelen kutu içerisinde salatalık çıkmış. Bunu bizzat kendim bir gün arabada giderken yanındaki bir arkadaş radyo kanalı açıktı. İşte soru soruyor. Yarışmamıza katılın, Samsung S4 telefon kazanın vesaire. Soru da şu: denizin ortasında ne var? Dedim ki bak ne güzel dolandırmaya çalışıyorlar, görüyor musun? Ya dedi, bir bağlanalım falan. Neyse aradık, 0216 bir numara var zaten. Aradığınızda denizin ortasında ne var? Bravo, bildiniz Serdar Bey falan. Dedim ki yalnız ben para vermem, hediye istiyorum dedim telefonu. Tamam dedi, hediyeniz PTT kargo ile gelecek dedi. PTT kargo ertesi gün gittiğimizde hakikaten böyle bir kutu gelmiş. Standdaki PTT'deki görevli arkadaşa söyledim de, benim adıma bir kargo geldi mi? Evet geldi. Ama dedi lütfen alıp açmayın dedi. Çünkü PTT kargodan yarışma sonucunda gelen şeyleri, paketi açtığınızda geri iadesi yok. Bu yüzden bedava hiçbir şey size durduk yere gelmez. Bununla ilgili yaşanmış, dediğim gibi çok fazla örnek var. Bu sadece örneklerden bir tanesi. Bunlara dikkat edin. Bir diğer konu da sosyal medya üzerinden, bu benim hesaba gelen şeyler, dolandırıcılık yöntemleri. Başkasının ismiyle birebir kopya hesap açıp resimlerini kullanarak sonra o Facebook sohbet sayfasından nasılsın, iyi misin, işte sana ne vereyim, Migros'tan 400 liralık hediye çeki aldım sana vereyim, garantiden şunu aldım gibi şeyler yapabiliyor. Eğer ki sosyal medya hesaplarından böyle bir talep geldiğinde o ilgili kişiyi, arkadaşını sanıyorsanız direkt olarak arayın. Bazen çünkü hesabı ele geçirilebiliyor. Bir tanesi de var artık, nedir? Hırsızlarla dalga geçiyor. Merhaba, nasılsınız, iyi misiniz demiş. O da iyiyim, teşekkürler. 1300 lira değerinde garanti hediye çekiye dağıtıyor. Sen de ister misin diyor. Cevap şu, kırmızıyla gördüğünüz gibi: teşekkürler, bizim kendi dolandırıcımız var, biz onlarla çalışıyoruz diyor. Bazı Facebook üzerinden yapılan, web sitelerinde yapılan satış yapan sitelere de dikkat edin. Bazı reklamlardan dolandırıcıların hedefine düşebilirsiniz. Bir gün oturuyorsunuz, cep telefonunuza şöyle bir mesaj geldi: Sayın Şaban İnce, hesabınızdan şüpheli para çekilmiş. Lütfen girişin tıklayın, sakın tıklamayın. Bu da nedir? Bir dakika. Bu da farklı bir yöntem. Yani ya da şöyle bir şey görüyorsunuz: hesabınıza 50 bin lira para geldi, lütfen linke tıklayın. Böyle bir şey. Vakıfbank'ta mı çalışıyoruz? Örneğin hangi banka bilmiyorum. Mutlaka o web sitesine girip bankanın normal girdiğinde içerisinde herhangi bir hareket olup olmadığını görebilirsiniz. Şimdi farklı bir örnek nedir? Sayın müşterimiz 413 TL kartla aidatınız hesabınıza aktarılmıştır gibi. Bu tür şeylere mutlaka düşmemeye çalışın. Evet, bilgisayarınız zombi mi? Arkadaşlar, siz farkında olmadan makineniz bir başkaları tarafından ele geçirilip kötü niyetli olarak kullanılabilir. Bu yüzden zombi dediğimiz şeyler... Bir dakika, yarı geliyor. Bir gün kapınızı bir polis çalar ve bir siteyi hacklemekle ya da internet üzerinden yasal olmayan bir işlem, bankacılık işlemi yaptığınıza dair bir gün kapınız çalınırsa şaşırmayın diyor. Makinenizde farkında olmadan bazı antivirüs programlarını da atlatan yazılımlar olabiliyor. Bunlara dikkat etmenizde fayda var. Bu yüzden bildiğiniz, güvendiğiniz yazılımları kullanmanız şiddetle tavsiye edilir. Kerios diye bir şey vardı. Az çok karşılaşmışsınızdır ya da duymuşsunuzdur. Samsun'da benim çok sevdiğim bir arkadaşım var. O çok ısrar ediyordu.
Derler hocam ya bir makine 10 saat açık tut para kazanacaksın inen falan. Bu Kerryas dolandırıcıları 25 milyon dolar para kazanmışlar dünyada. Türkiye'de de belli bir dönem vardı sonra gitti. Kesinlikle karşılaşmışsınızdır. Bilgisayarını 10 saat açık tut para kazan. Saadet zinciri. Şöyle bir şey yapıyorlar. Ben dedim ki arkadaşa İlyas dedim tamam ben buna katılayım ama para vermem dedim. Madem para kazandıracak. Yok abi giriş aidatı var. Nedir? Giriş aidatı 300 dolar. Gold olursan 600 dolar. Platinum olursan 900 dolar. Dedim ki ben bu parayı ödeyeceğim. Ne zaman tahsil edeceğim? İşte aylık 10 dolar, 15 dolar sana hesabına. Zaten arkadaşlar o süre zarfında adamlar parayı götürüyor. Ve o sizin makinenize bir 73 GB'lık bir dosya. Dosyayı da görmüştüm ben. O dosyayı hiçbir şekilde açamıyorsunuz, erişemiyorsunuz vesaire gibi. O dosya içerisinde kimlerin ne bilgisi var ya da sizin makinenizde bir başka yere neye hizmet ediyor onu anlayamıyorsunuz. Bu yüzden bu tür şeylere karşı dikkatli olun. Biliyorsunuz herkesin medyalarda televizyonları gördüğünüz Tosun Paşa var biliyorsunuz. Ne yaptı? Birçok kişinin parasını aldı dolandırdı. Buna benzer farklı örnekler karşınıza çıkabilir. Android telefonu olanlar, iOS'lar biraz da iPhone'lar biraz daha güvenli biliyorsunuz şeyi her şeyde ama Android'de birçok şey bedava ücretsiz vesaire ama Android telefonlar emin olun hacklenmesi ya da ele geçirmesi kolay olabiliyor. Bu yüzden Android telefonlarınıza koruyucu olarak sağlam ben size tavsiye edeceğim Sophos'un bir endpoint'idir. Son sunumlarda göstereceğim. Mutlaka onları kullanmanızda fayda var. Neden diyeceksiniz? Bizzat yaşadım. Bir gün Kayseri'deki kardeşime ziyarete gittiğimde annesinin telefonunu ele geçirmiş. Annesinin haberi yok. Kamerasını açmış. Sesini, görüntüsünü, her şeyini izleyebiliyor. Bununla ilgili programlar var. Program adı çok vermeyeceğim. Bir başka olay. Hepinize şunu tavsiye ederim. Hepimizin bir telefonu var. Doğru mu? Evet. Hepimizin faturası geliyor. Bazen de sınırlı, bazen de şey. Bir gün bir baktığınızda cep telefonunuz 300 lira geldiğinde hiç dikkat ediyor musunuz? 300 lira fatura geldi. Ne diye tepki verirsiniz? İlk tepkiniz şu. Ya bu ay ben çok konuştum herhalde ondan geldi. Hayır. Bazen şöyle olabiliyor arkadaşlar. Farkında olmadan çocukların eline verdiğiniz bu akıllı telefonlarda o çocuk da farkında olmadan oyun satın alabiliyor. Ya da dediğim gibi az önce cep telefonundaki gelen bir mesaj üzerine tıkladığınızda sizin fark etmeden ne yapıyor? Hesabınızdan para çekilebiliyor. Bununla ilgili bir arkadaşı canlı olarak yanımda yaşadı. Telefonda Facebook'ta gezerken şöyle bir haber gördü. Çok sevdiği bir dizi varmış. Bu eskinin dizilerinden Kurtlar Vadisi dizisi. Orada ünlü başrol oyuncusu hayatını kaybetti diye bir haber çıktı. Tıklama dedim telefon. Yok dedi tıklamam lazım. Haberi görmek için mutlaka reklama basın diye bir mesaj vardı. Bu da o panikle heyecanla bastı. Arkasından 10 saniye sonra şöyle bir mesaj geldi. Sayın XXX, Video Money üyeliğiniz aktif edilmiştir. 84 lira hayırlı olsun. O panikle ne oluyor ya? Otomatik bir yere üye oldun diyor. İptal etmek için işte bir de numara vermişler. İptal içinde 3140 mı ne? Öyle bir numara vardı. Onu yazdı. Bir 14 lira da oradan geçti. Hemen dedim ki ver şu operatörü arayalım. Operatör aradık. Dedik ki böyle böyle bir şey oldu. Cevap şu. Efendim sizin reklama karşı açık. Bu yüzden de böyle bir şey olmuş. Bunu dedik hemen derhal silin. Yoksa kendimiz de dahil çevremizdeki herkese artık sizin operatörü kullandırmayacağımızı vesaire vesaire bir şekilde itiraz edince o şeyi sildiler. O parayı. Bu yüzden bu tür şeyler sizin de başınıza gelebilir. Neymiş? Operatörden reklam şeylerini kapatmalarını siz ayrıca talep edecek misiniz? Bunlara dikkat edin. Telefon faturalarınızın detaylarına mutlaka bakın. Yani sürpriz faturalar olduğunda yok şu olmuş bu olmuş detaylarını şey yapın. İnternette bedava, her şey bedava. Gerçekten bedava diye bir şey var mı? Maalesef yok. Bedava hiçbir şey maalesef yok. Nasıl korunacağız? Bir kere şu an pek kullanılmıyor ama sanal kart. AliExpress'ten vesaire herkes internetten alışveriş yapıyor ya. Şu dönemde zaten nedir? Hepimizin online olarak alışveriş yapıyoruz. Mümkünse kredi kartlarınızda vesaire sanal bir limit tanımlayın. Yani kartınızın hesabı 10 bin liraysa tutup onu 500 lira gibi küçük rakamlar ayarlayarak
Eğer çaldırırsanız oradaki o paranız kaybolsun. 3D güvenlik ile ödeme kullanın. Bilmediğiniz siteleri kullanmayın. Yani emin olmadığınız web sitelerden alışveriş yapmayın. Alışveriş yapmadan önce de internette site yorumlarına mutlaka bakın ve düzenli olarak şifrelerinizi değiştirin. Düzenli olarak cihazlarınızı yedekleyin. Örneğin bir telefonda en önemli şey nedir? Benim telefonda bir rehber, iki çektiğim resimler. Onun dışındakiler çok problem değil. Bu yüzden de çeşitli yöntemler var biliyorsunuz. Onları mutlaka yedekleyin. Cihazlarınızdaki izin haklarına dikkat edin. Şimdi bir telefonda ya da tablette bir uygulama ekliyorsunuz. O uygulamayı yüklerken size bazı sorular soruyor. Onlara okurken dikkat edin. Diyor ki kamerana erişim mi, rehberine erişim mi? Ya bana diyor telefonla ilgili bütün yetkileri ver diyen programlar var. Bu yüzden bunlara çok dikkat ederek, yani şunu demek istiyorum özetle, her önüne gelen programı yüklememeye çalışın. Ortak internet alanlarındaki önlemlerinizi, önemli işlemlerinizi yapmayın. Biraz sonraki hackerların orta şeyini anlatacağım. Örneğin bir kafeye gittiniz, Kızılay'da vesaire bir kafeye gittiniz, oturdunuz. O kafede bilmediğiniz kişiler var. Oturup da laptopunuzu açıp kafenin internetine bağlanıp herhangi bir bankacılık işlemi ya da kullanıcı adı şifreyle bir işlem yapmayın. Man in the middle denen bir atak var. İç ortam atağı. Ne yapıyor? Hatta o programın adını da size söyleyeyim. Knable denen bir program. YouTube'da izlerseniz aynı network'te bağlı olduğunuzda o kişi modemi ele geçiriyor ve sizin bütün internet trafiği o kişinin bilgisayar üzerinden çıktığı için onun ekranına o programda kullanıcı adı ve şifreleriniz tak 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 düşüyor. Bunu test edip görebilirsiniz. Ya da bununla ilgili bir ileride bir seminer yapacağız. Orada canlı olarak size gösterebiliriz. Uygulamalarınızı güncel tutun. Az önce bahsettiğim olay cep telefonu, tabletler gibi her hakka mutlaka dikkat edin ve cihazlarınızı yedeklemeyi unutmayın. Evet, bedava Wi-Fi baldan tatlıdır. Knable, Cain Able diye yazıyor. Detayını yazacağım. Bu arada bakın arkadaşlar, çevrenizde wireless bedava gibi şeylere, yani komşuda varmış ben buna bağlanın gibi şey yapmayın. Bunlar da bir tuzaktır. Kötü niyetli kişiler, ben şunu görüyorum, apartmanda ücretsiz olarak wireless diyor, açıyor. Yani şifre koymadan vatandaş giriyor. Az önce bahsettiğim yöntemle bütün şifrelerini ele geçirebilir. Kendi network'ünü dahil ettiği zaman eğer sizin makinenizde güçlü koruyucu program yoksa ele geçirmesi çok rahat olabiliyor. Güncellemelerinizi alın, açıklarınızı kapatın. Bütün cihazların son güncellemeleri mutlaka yapın. Microsoft kullanıyorsunuzdur server'da, client'larda. Neden update çıkarır? Bir güvenlik açığı varsa bu update çıkarılır. Ama şöyle bazen soru geliyor ya da bilgi işlemci arkadaşlarla konuştuğumda şunu diyorlar. Ya hocam sunucuyu güncellemek bir dert, güncellemesen bir dert. Ya geçen de bir karşılaştım, sunucuyu tam update ediyordum. O sırada elektrik gitmiş, işletim sistemi çöktü vesaire. Bu tür kritik şey güncellemeleri yapmadan önce mutlaka sunucularınızda özellikle söyleyeyim ya da client'larda da olur. İmaj yedeklerini mutlaka alıp ondan sonra update'lerini yapın. Çünkü update ederken herhangi bir yaşanacak elektrik kesintisinde, çünkü o Windows'un DLL dosyalarını değiştirdiği için onları bulamadığı zaman açılmayabiliyor. Yedek alın, yedek alın dedik. Eğer sistem her şey çalışırken üstteki gibi her şey yolunda, o eğlence falan. Ama yedekten geri dönerken, restore yaparken, bunu bizzat ben İzmir'de çalışırken yaşadım arkadaşlar. Sistemde şu, o zamanlar işte yeni yeni bilişim dünyasında yeniydim, yaklaşık bir 2 yıl olmuştu. Sistem odasına gidip bakardım, cihazlar çalışıyor falan, hiçbir sorun yok. O dedim gayet şey, ama bir gün elektrik gitti geldi. Bu TEDAŞ elektrik firmalarıyla çok anımız vardır. Yedekten dönene kadar inanın bana var ya, yani hayatınızın bütün şeridi hani gözünüzün önüne geliyor. O yedek açılmazsa, geri dönemezse ne yaparım? İşte o zaman anladım ki her zaman bir geri dönüş noktası olmak zorundaymış. Tabii o zaman bundan yaklaşık 15-20 yıl önce o zaman bu şekilde bu kadar teknoloji yoktu. Tamam, teknoloji ilerledi. Emin olun yedek almak vesaire çok kolaylaştı.
Akronis'in yedekleme ile ilgili ürünü var. Bunu çok üzerinde durmayacağım. 56-51 sayılı kanun çıktı. Bunu zaten birçok kişi biliyordur ama kısaca özetleyeyim. 56-51 neden çıktı biliyor musunuz? İnternet yoluyla işlenen suçların önüne geçilmesi, internet yoluyla işlenmiş bir suç varsa bunun ispatı. Bazı maddeler vardı. Nedir? İntihara yönlendirme, çocukların istismarı, uyuşturucu satışı, sağlık için tehlikeli madde, müstehcenlik, kumar vesaire gibi. Bakın arkadaşlar, bazen firmalara şey diyoruz, ya diyoruz sen bak firewall almak zorundasın. Hem bu KVKK gereği, ISO 27001 gereği ve 56 sayılı kanun, 56-51 sayılı kanun gereği almalı. Almasam ne olur gibi bir soru geliyor. Almadığın zaman şöyle olur. Eğer ki firmanda internet kullananlar bir suç işlerse bu suçu ispatlayamazsanız firma sahibi yani o internet hattının sahibi ve oradaki bir işlemci bu konuyla ilgili soruşturma vesaire işlemleri açılabiliyor. Bakın Ankara'da çok yakın bir zamanda yaklaşık 1,5 2 aydı galiba 2 ay önce bir şöyle bir olay oldu. Bir kuruma biz güvenlik cihazlarımızı kurduk. İşte Sophos'un firewall'unu kurduk. 56-51'e göre imzaladık vesaire. Bir gün öğlenleyin saat 3 gibi polis ekibi gelmiş. İki araç kuruma kapıyı çalmış. Bize bilgi işlemciyi ve firmanın en tepedeki vatandaşı çağırır mısınız diye. Kurumun genel müdürü ve bilgi işlemci çağırmışlar. Aynen şöyle demişler. Şu tarih saatte ekşi sözlükte bir kullanıcı yorum yazmış. O yorumu yazan kişiyi bize loglardan çıkarıp verin. Onu alıp götüreceğiz diye. Yazdığı yorum muhtemelen çok ağır bir suç teşkil ediyor ki ekip arabası gelip şey yapıyor. Neyse tabii o anki bilgi işlemcinin psikolojisini siz de takdir edersiniz ki heyecan, korku böyle bir şey. O yüzden de nedir? O korkuyla loglara bakıyorlar. Loglarda biliyorsunuz bir güvenlik cihazında farklı kimlik doğrulama yöntemleri vardır. Nedir? Ya Active Directory entegrasyonu yaparsınız, ya IP isim bilek eşleştirmesi yaparsınız ya da her kullanıcıya birer kullanıcı açıp o kullanıcıyla loglarınızı kaydedersiniz. Ortamda da Active Directory vardı. İncelemeler sonucunda o tarih ve saat loglarına bakıldığında içerideki vatandaşın adı soyadı gözüktü. Ve verdik polise. Arkadaşı çağırdılar. Arkadaş aynen şöyle dedi. Bunu böyle böyle şey yazmışsın hakkında işlem yapacağız diye. Cümle şu. Ben öyle bir şey yazmadım. İçerideki bilgi işlemci X Bey bana gıcık. Kendisi yazıp benim adımı yazdı. Dediğimde polisin istediği şey şuydu. Kardeşim şu imzalı logları bir gösterir misin dedi. Orada 56-51'e göre imzalı logları açtık. O loglar biliyorsunuz değiştirilemediğine dair bir ispattır. O loglarda açıp gösterildiğinde de artık adam kaçacak yerim yok. Hani en son şeyim oydu. Tamam ben yaptım diye itiraf edip adam alıp götürdüler. Bu tür şeyler başınıza gelebilir. Şimdi dediğim gibi yine evlere geleceğim. Her evde çoluk çocuk oyun oynuyor. Biliyorsunuz Mavi Balina denen bir oyun vardı. Hiç bunu araştırdınız mı bilmiyorum ama ben biraz araştırdım. İşte bir oyunla önce bu çocukları nasıl ele geçiriyor? Bilgisayarın kamerası açıkken çocuğa bir mail geliyor. Senin diyor kamera açıktı diyor. Bazı uygunsuz görüntülerini yakaladım. Eğer inanmıyorsan tıkla resimlerini gör deyip tıkladığında çocuğu bilgisayarını ele geçiriyor ve sonra onu tehdit etmeye başlıyor. Bu Mavi Balina oyununun da kurucusu 22 yaşındaki Rus bir psikopat bir çocuk. Aslında psikoloji okuyan bir çocuk. Ve belirli ödevler veriyor. Bu haberlerde de çıktı biliyorsunuz. 50 aşama, 50 gün sonra çocuğu ne diyor? Ya sen intihar et ya ailenden birini öldüreceğim vesaire gibi şeyler yapabiliyor. Bursa'da bir çocuk da başına gelmiş. Ankara'da Gazi Üniversitesi bir çocuk başına gelmiş gibi. Bunlar gelebiliyor. Bu arada Mavi Balina oyunu tabii ki şey kalktı. Ama yerine neydi duyduğum kadarıyla X24 diye bir oyun çıkmış. Şu var arkadaşlar. Her gün yeni bir yöntemle geliyor. O yüzden dikkat edin. İnternetten uyuşturucu sipariş et. Ha, İstanbul'da 5 üniversiteli öğrenci internetten uyuşturucu sipariş, yani oyuncak sipariş veriyor ama aslında içerisinde şey sipariş ettiği şeyi emniyet güçleri takip ediyor ve yakalıyorlar. Bu yüzden yani şöyle bir bunda şunu demek istiyorum. Sizin sorumlu olduğunuz bilgi işlemci olarak sorumlu olduğunuz kullanıcılarınızın ne yapacağını ya da internetten hangi suçu işleyeceğini bilemezsiniz. Bu yüzden onların kontrol edilmesi, işte yasaklamaların uygulanması,
Logların takip edilmesi tamamen sizin kontrolünüzde olması zorunda. Biliyorsunuz bir sürü şey var, Çin malı zayıflama hapı vesaire. Mesela bu Çin malı ürün DNP zayıflama ilacı sipariş vermiş ve vatandaş rahmetli olmuş, Adana'daki bir tekniker. Aslında bu arkadaşın resimde gördüğünüz gibi bir öyle bir şeyde ihtiyacı yok. Televizyonlarımızı açıyoruz her gün. Yok 5 kavanozu bal 100 lira cebinde cep telefonu hediye, şöyle zayıflama hapı var, böyle şey var. Bu tür şeyleri yani doktordan haber şey onay almadan bu tür dediğim haptır, ilaçtır vesairedir bunları asla kullanmayın. Bunlar maalesef ki kötü sonuçlar doğurabiliyor. Bir tane bir haber vardı. Bir bayan zayıflamak için bir şey almış, karaciğeri patladı ve o da rahmetli oldu. Bu yüzden ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. İnternetten kumar gençlerin en büyük şeylerinden bir tanesi nedir? İnternetten para kazanmak en büyük şey. İnternetten kumar oynayan Konya'da bir şey canlı olarak şahit olmuştum. Orada da emniyet güçleri alıp götürebiliyor. Bu yüzden de bir ilgi çekici haber de şu Deep Web diye bir şey duydunuz herkes değil mi? Derin internet ya da karanlık internetin karanlık dünyası. YouTube'da bir video var Deep Web nedir diye kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Sivas'taki bir öğretmen ne yaptı? Haberleri de çıktı biliyorsunuz. Bunalıma girmiş. İntihar edememiş. Kendisine bir kiralık katil tutuyor internetten. Bu Adana'daki vatandaş 5.000 lira karşılığında anlaşıyor. Yalnız bu arkadaşı öldüremiyor. Çünkü bu bayana aşık oluyor. 24 gün direniyor. 24 günün sonunda da çekiyor, öldürüyor ve yakalanabiliyor. Şu var. O az önceki bir kız çocuğunun internet üzerindeki şeyinde izlediğiniz gibi bütün suçlar internet ortamında aslında elimize taşınabiliyor. Bu yüzden dikkatli olmak lazım. 56-51 kanun diyor ki arkadaş senin bütün internet trafiğini sen loglayacaksın, logları tutacaksın ama imzalayacaksın. Eskiden BTK'nın IP log imzalayıcısı vardı. O artık yok. Artık kamu SM denetleyici dediğimiz TÜBİTAK onaylı imzalı loglar istiyor. Şöyle bir şey, birçok firewall kurulu vesaire yerlere bakıyorum. Suçu diyor ki niye imza atmıyorsun? Ya gerek yok loglar tutuyoruz. Hayır, aklınızda olsun. Bir suç işlendiğinde kesinlikle ve kesinlikle imzalı loglar isteniyor. KVKK süreçleri başlatan firmalar da bilir. ISO 27001 yaptıran firmalar da bilir. Ne deniyor orada? İmzalı loglar olacak diyor. Bu yüzden kullanmış olduğunuz güvenlik cihazlarının, firewall'ların mutlaka 56-51'e göre imzalanı olup olmadığını kontrol ediniz. İnternet yoluyla işlenen suçların bazı gazete küpürlerinden örnekler. İnternet yoluyla işlenen birçok suçu var. Bunu da geçeceğim. Bunların cezaları değişti çünkü. Ülkemizde karşılaşılan birçok bilişim suçları örnekleri var. Başkalarının mail adresine göndererek ticari ilişkileri zedeleme, başkalarına web sayfası hazırlama, kişisel veya kurumsal bilgileri yutmak vesaire, sakıncalı içerik CD kopyalama, çoğaltmak gibi birçok örnek var. Bir tane İzmir'de bir hikaye var. Mevcut evinde ADSL var. Karı koca 50-55 yaşlarında. Bunlar kablosuz güvenliği bilmedikleri için ya da X bir bilgisayarcı gelmiş, default'ta bırakmış, virüse şifre koymamış vesaire bir suç işleniyor ve bunların ADSL hattı üzerinden olduğu ortaya çıkıyor. İşte suçlamada şu birinin kredi kartının hesabına para aktarmakla suçlanıyor. Neyse aile şok geçiriyor, avukat tutuyorlar. Avukat da 5.000 lira bir avukata ücret veriyor. Sonra ceza gelmeyecek vesaire diyorlar. Aradan zaman geçiyor, 3 sene sonra 3 yıl hapis kararı gibi bir şey gelebiliyor. Buradaki hikayedeki konu şu. Kesinlikle komşularınız küsse dahi komşuyla internet paylaşmayın. Hani şöyle bir şey var bizim insanımızda. Ya aylık EDS'li 70-80 lira para veriyoruz. Çok para bu ya. Ben bunu komşuyla paylaşayım. Vali şifresinde görüyor zaten. Çekiyor. Yer yer evdeyim. Ya da 3 komşuya bölünüyorlar. Ya 25-25 ödeyelim de yani maliyet azalsın noktasında. EDSL sizin hattınıza kayıtlı ya. Komşunuz suç işlese suçun sorumlusu sizsiniz. Neden? O modeminizde herhangi bir log kaydı vesaire olmadığı için suçlu siz görünüyorsunuz. Yani soruşturma devam edene kadar. Ve de şöyle bir şey. Keçiören'de, Ankara Keçiören'de yaşanan bir olay var. Bizzat ben bunu bir polis arkadaştan dinlemiştim.
Yaşlı bir adamı gecenin saat ikisinde apar topar alıp götürüyorlar. Bir suç işleniyor ve şimdi bir yerde bir suç işleniyorsa X bir kurumun sitesine saldırı yapıyorlarmış ama o saldıran IP'de canlı olarak görüyorlarmış. Hemen IP tespit edip lokasyonunu buluyorlar ve binaya gidip modem sahibini alıyorlar. Sonrasında bakıyorlar, ne adam yani internet kullanmaya şeyi yok, hani haberi bile yok. Soruyorlar, amca diyorlar, senin evinde internet var, kim kullanıyor bunu? Vallahi bizim torun kullanıyor, arada bir geliyor ama burada var. Neyse, modemin arayüzüne giriyorlar, zaten admin. Modemin arayüzüne girdiğinde bağlı kişilerin, cihazların bilgisayar adlarını görürsünüz MAC adresiyle birlikte. Orada bakıyor polisler, bilinmedik bir kullanıcı şu anda hala aktif olarak bağlı. Binayı tarıyorlar, üst kata çıkıyorlar, üst kattaki komşuya gelen misafirin o suçu işlediğini görüyorlar. Eğer ertesi gün sabah olsaydı ve şey olsaydı adam çekip olacaktı. Bu yüzden bunlara dikkat edelim. Ege bölgesinden bir firma, işte IP'ne, şimdi her firmanın bir IP'si, sabit IP'si vardır. Neden sabit IP kullanacağız biliyorsunuz. SSL VPN, IPsec VPN, pardon, IPsec VPN için sabit IP gerekiyor ya da içeride bir mail sunucu, web sunucuysa hepimiz bir IP alıyoruz. Türk Telekom ya da X operatörün verdiği bir IP. Bir IP taraması yapıldı. IP scanner programı bilirsiniz. Dış IP taraması yaptığında IP'ye erişiyorlar. IP'nin içerisinde bir klasör açık. Klasörün içerisine giriyorlar. Bilgiler diye bir TXT dosyası var. Dosyanın içerisine bir bakıyoruz. Şöyle İzmir'in X bir ilçesindeki bir bilgisayarcı bir firmaya bakım anlaşması. Bilgisayar firmanın bütün bilgilerini bir not defterine alıp içerisine yazıyor, admin şifresine varana kadar. IP taraması, ben Bilgi Adam'daki öğrencilere seminer verirken çocuk tutmuş, IP taraması nasıl bir şey bir merak ettim diyor. Dış IP'sini 81 bilmem neden başlayıp 255'e kadar taratıyor. Hocam diye bir klasör buldum, bakın şu firmanın içerisine girdim diyor. Bir bakıyoruz içeride not defteri. Hemen firmayı aradık. Firmayı aradık, firma dedi ki ya bizim bilgisayarcımız ilçesinde de orayı arayın. Adam aradık, dedik ki hocam böyle böyle bak, çocuklardan bir tanesi IP taraması yapmış. Senin klasör açık, içerisinde de bu not defteri var, her şey var. Onlar da test ettiğinde içeriye girebiliyor. Gelen cevap şu: abi biz o paylaşımı kapattık, teşekkür ederiz. Hayır. Sadece paylaşım kapatmak değil, her şeyi değiştirmeniz gerekiyor. Yine bir IP taramasında klasörler ortada. Bu ne demek istiyorum? Şöyle bir şey. Firmanıza da şirketinize dışarıdan hani bu hackerlar saldırıyor, ele geçiriyor bilmem ne diyor. Emin olun, çok basit hatalar ya da güvenlik açıklarından ekleyebiliyorlar. O yüzden dışarıdan bir gözle firmanızın açık portları var mı, açık klasörler var mı? Bazen bir NAS cihazına paylaşım yaparken farkında olmadan tüm dünyayı açabilirsiniz. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Gelelim diğer bir konu, güvenlik kameraları. Güvenlik kameralarında şu var arkadaşlar. Kameraya gelip takan arkadaşlar kameranın güven açısını, çözünürlüğünü vesaire ayarlar ama default şifrelerini çoğu zaman sabit bırakıp giderler. Bu yüzden siz olun. Eğer şirketinizin güvenlik kamerası varsa mutlaka admin şifresini değiştirin ve kameralarınızı dışarıya herkese, yani ENI dediğimiz, ANY dediğimiz ENI şeklinde açmayın. Açarsanız Kızılay'da test edin arkadaşlar. Arabayla gidin Kızılay'a. Laptopunuzu açın. Şöyle bir wireless'ları taratın. Ve emin olun 3-5 tane firmanın güvenlik kamerasına çok hızlı bir şekilde girdiğinizi görebileceksiniz. Ben bir tane test yaptım. Markayı buldum. Markanın Google'da şifresine girdim. İçeriye girdim. Bütün zoomladım. İçerideki konuşma, tabii ki de bu da suç. Ama böyle bir şey başınıza gelebilir. Buna mutlaka ve mutlaka dikkat etmelisiniz. Bir diğer konu, evinize ya da evinizi geçelim hadi. Şirketinizdeki misafirler misafirini bilmek zorunda. Bakın arkadaşlar, firmanızda misafirinize wireless yani verecekseniz mutlaka firewall üzerinde, yani güvenlik duvarının üzerinde ayrı bir porta tanımlama yapın. O misafiri kimlik doğrulamasından geçirin. Yani adam nasıl binaya giriyor, şeyini veriyor, bilgilerini ve içeri alıyor. Şimdi KVKK gereği tabii sınırlandırdı. Cep telefonuna SMS doğrulayarak, hotspot yaparak bunu yapmanızda fayda var. Ankara'da bir otelde misafir ağından girip oteldeki bütün içerideki sunucuları hackleyen adam çıktı. Yani loglarda vesaire. Yani şunu demek istiyorum, güvenlik en ufak açığı affetmiyor. Bu yüzden dikkat etmenizde
fayda var. Gelen misafir suç işlerse nasıl ispat edeceğiz? Emin olun firmalara ilk gittiğinde, ziyaret ettiğinde güvenlik anlatacağız ya da işte sopa sürüklerde firewall anlatacağız. İlk istediğim ne biliyor musunuz? Hani firma, faili şifresini alabilir miyim? Adam tabii ki buyurun abi, işte şuradan girin. Tak girdiğimde ilk yaptığım şey ağ bağlantılar. Bir açıyorum, diyorum ki bakın siz bana, ben sizi tanımıyorum, siz beni tanımıyorsunuz. Faili şifresini verdiniz. Ben size eve geldim, siz beni direkt yatak odasına aldınız ve sizin orada mücevherleriniz var. Ben onlara rahat erişebiliyorum. Bu yüzden nedir? Gelen misafir misafirliğini bilecek. Belirli sürede olacak ve her şeye erişmeyecek. Zaten bugün Antalya'ya, İzmir'e ya da sahil kenarlarına inşallah şu korona tehlikesi biter de gider hepimiz tatile vesaire. Otellere giriş yaptığınızda internet sitenizde ne yapıyor? Ya TC kimliğinizle giriyorsunuz değil mi? Ya da yabancıysanız pasaport numarası ya da SMS'de giriyorsunuz. Çünkü yaptığınız her hareket, her internet kaydı onlarda loglanmak durumunda. O yüzden de komşularınızla firewall faili şifresi vermeyin. En büyük meselelerden birisi arkadaşlar, evde ya da firmada şu sorunu çok duyarsın. Bizim internet çok yavaş. İnternet hızını yükselttik, yine yavaş. Ankara'da bir yurda gittik. Bir öğrenci yurdu. 8 katlı bir kız öğrenci yurdu. Bilgisayarcı diyor ki ya diyor bıktık diyor. 8 katın her katına internet aldık ADSL ve sınırsız da aldık. İnternetten sürekli öğrenciler şikayet ediyor. Yaptığımız inceleme sonucunda baktık. Dedik ki hocam bak buraya bir firewall koyalım. 2 tane ADSL'e indirelim. Nedir? Ve o 8 tane modemin 6 tanesini iptal ettik. 2 tane ADSL ile band genişliği ayarladık. Bu nedir? Sizin 8 megabit bir internetiniz var. Bunları pasta dilimi olarak bölüyorsunuz. Herkese belirli dönemlerde bir limit verirseniz internetiniz rahat olur. Öbür tarafta gün içerisinde karşılaşıyorsunuzdur. Adam geliyor akşam izleyemediği dizi şirkette YouTube'dan o kaçırdığı dizi izliyor. Birisi radyo açıyor, öbür tarafta şey izliyor. Adam canlı TV izliyor vesaire. Ne oluyor? İnternetiniz kaç megabit olursa olsun deli gibi sömürür. Bu yüzden bunların önüne geçmek için mutlaka QoS dediğimiz yani QoS bu band genişliğini bu güvenlik cihazlarında ayırabilirsiniz. On-target internet kullanmayı anlattık. Bu komşularınızla olan tehlikeyi de bahsettik. Otelleri de bahsettik. Yasak ekranı. Burada bir internete girdiğinizde bu güvenlik duvarındaki ayarda hani az önce bahsettim ya cep telefonuna doğrulama yaparak internete girdiğinizde böyle ekran ayarlayabilirsiniz. Kendinizi özelleştirebilirsiniz. Bir el işareti. Ve buraya öyle bir cümleler yazın ki son kullanıcı farkında olmadan sakıncalı yasak bir siteye girdiği zaman uyarıyla karşılaştığında şunu bilsin. Lan benim cep numarası kaydoldu. Ha ben sakıncalı bir şey yapmayayım. Şirkette takip altında. Başım belaya girmesin. Gidip evinde istediğini yapabilir. İstediğine şey yapabilir. Evet doğru bir şey. KVKK şu gündemimizde bayağı şey. KVKK aydınlatma metni koymanız da geçerli. Bu bir eski biraz sunum. KVKK şeyini koymakta fayda var. Gelelim hacker saldırılarına. Yaşayan vardır ya da yaşamayan hacker saldırıları. Genelde firewall'larda herhangi bir IP'den saldırı geliyorsa bunu firewall'ların loglarında görebilirsiniz. Canlı olarak mesela SSH portunu açık bırakan birisi root şifresini deniyor. Nereden? Malezya'dan. IP nerede diye arattığınızda Malezya'dan, Çin'den, Almanya'dan, Japonya'dan, garip garip ülkelerden bir firewall kurulduğunda dışarıya firewall'un dış IP erişimini bile kapatmakta fayda var. Burada nedir? Basit bir kural. WAN'dan lokale. Lokal dediğiniz sizin firewall. Ne yapacaksınız? Sizin yurt dışındaki bir vatandaş sizin içerideki firewall'unuza nedir? Erişmeyecekse bazı firewall güvenlik şartnamelerin ilk maddelerinde yer alır. Coğrafi koruma denen yani ülke bazlı koruma yapabilirsiniz. DDoS atakla ilgili bir örnek verecek olursak arkadaşlar dün akşam saat 10'dan sonra fırın ve pidecilere ciddi bir DDoS atağı oldu görüyorsunuz. Haberlerde izlemişsinizdir. Bu DDoS atak nedir? Bir web sunucunuz varsa genelde şeyle karşılaşırsınız. Mesela Haç kuralarında Diyanet'in sayfasına giremezsiniz ya da üniversite sonuçları açıklandığında o gün ÖSYM'nin sitesine giremezsiniz gibi. Aynı anda
binlerce, milyonlarca IP'nin bir IP'ye istek göndermesi sonucu oluşan şey, DDoS atak dediğimiz. Türkiye'deki yaşanmış hacker olaylarına gelecek olursak, bu arada ben çok nefes almadan gidiyorum. Bir saatte olmuş. Kusura bakmayın. Hani konu konuyu açıyor. Ben kendim şey yapıyormuş gibi oluyorum ama Türkiye'deki size bahsettiğim olay vardı ya, hani biz veri kurtarma işi de yapıyoruz. Bize gelen taleplerdeki bizim şahit olduğumuz hacker olaylarında bir tanesi hortaçıklarından gelen kaynaklı şeyler. Yani geçmiş olsun hocam. Nasıl oldu diyorum. Valla bizim logo programımız vardı. Port da açıktı. Adam girmiş içeride bütün logoyu falan şifrelemiş. Geçmiş olsun hocam. Olabilir. Port açılma. Yedekten döndü. Yok ya, yedekler de gitti diyor. Nasıl gitti hocam diyorum. Yedek NAS cihazında vardı. Diyorum. İçeri giren adam NAS cihazındakine yedeklemiş. Ya offline yedek yok mu? Vesaire. Hani geri dönüş hiçbir noktası kalmamış. İkinci konuda fidye yazılımları. Biraz sonra ona geleceğim. Hani yabancıda ransomware detaylarına geleceğim. Bu iki olayın dışında hani gelen bir hackleme vakası görmedim. Zaten bu hackerlar sürekli yöntem değiştiriyor. Kendilerini onlar da güncelliyor. Siz binanızın kapısını yasaklıyorsunuz. Adam camdan denemeye çalışıyor. Cama kilit vuruyorsunuz ya da demir yaptırıyorsunuz. Adam çatıdan girmeye çalışıyor gibi. Her zaman hackerlar bir adım önde olmasının sebebi bu. Sürekli yeni taktikler geliştiriyorlar. Bursa'da 75 tane firmanın bilgisayarlarına hackerlar saldırdı. Ukrayna ve Rusya. Bu da şu. Biliyorsunuz Türk Telekom gibi, Turkcell gibi ISP'lerden internet alıyorsunuz ve internetiniz sabit oluyor. Bir bölgede alırsanız, mesela bir organize sanayide, hep birbirine yakın ya da IP, aynı IP bloğundan IP dağıtırlar. IP taraması yapan Ukraynalı ve Rus hackerlar Bursa'da 75 tane kobi ölçeğindeki firmanın sistemlerine sızmışlar. Ve ciddi anlamda para talep edip sağ üst köşedeki gördüğünüz gibi dolarları saydılar. Bakın arkadaşlar, bu hacker vakalarında benim en çok üzüldüğüm konu ne biliyor musunuz? Yurt dışına inanılmaz derecede paralar gitti. Ve halen de gitmeye devam ediyor. Bundan yaklaşık 3 ay önce bir firma hacklenmiş. Ve adam içeride günlerce çalışmış. Bakın, içeride günlerce 8 terabayt veriyi şifrelemiş. VIM'le aldığı backup'ı da şifrelemiş. Ve o haricen bir tane prize bir harici disk takmış. Yani orada yedekleme yapıyor. Onu da wipe etmiş. Ve adamın hiçbir geri kaçacak noktası yoktu. 50 bin dolar çarpın abi 300 bin TL. Bir firmadan sadece aldıkları. Dün bir tane mesaj geldi cep telefonuma. Hocam, bir belediye hacklenmiş. Fidyeciler 200 bin lira para istiyor. Bunu çözebilir miyiz ya da şifreleri açabilir miyiz? Söylediğim ilk cümle emin olun şu. Hocam, yedekten dönün. Cevap, ya yedekler de yok. Hani olsa zaten size aramazdık gibi bir şey ama çok acı verici bir şey. Eğer geri dönüş yoksa ve o veriler de kritikse, maalesef ki hacker'a o paralar ödenmek zorunda kalıyor. Bir vakada şöyle gördüm. Türkiye'nin değişik illerini geziyoruz. Hacker'la pazarlık ediyorlar. Bazıları şey yapıyor ama hacker en ufak bir ne diyeyim, aldatıldığını veya şey görürse çok ağır bedel ödetiyor. Bununla ilgili birkaç tane örnek göstereceğim şimdi size. Ankara'da ilk işe başladım. Güvenlik firması Comtera, Lidium'da o zamanlar. Dediler ki, ya bir madencilik firması var, hacklenmiş. Bir acil koşup bakar mısın? Gittim firmaya, hemen bir işlemci vardı. Geçmiş olsun falan. Dedim ki, sunucuyu bir açar mısın dedim. Sunucuyu açtım, hemen bu fotoğrafı çektim. Bir baktım sunucuda şey yazıyor. Server'ınızı. Bu tabii ki bu yaklaşık 6 sene önceki bir olay. İlk vaka olduğu için hani bende de bir ayrı bir yeri var. MN4PTR@gmail.com Peter Pan diye bir grup vardı. Bu sonra bu grup Antalya'da bu şebeke çökertildi. Çünkü bu hackerların hesabına sürekli para girişi var. Bu adamlar ilgi çekmemek için aylık 100 dolar 100 dolar hesabına para girişi. Emniyet de takip ediyor. Yani her zaman her ay adamın birinin cebine RDP'den şey, 100 dolar 100 dolar para gider mi diye adamı yakaladı. Bu şebeke çökertildi. Bu firmaya gittim. Firma hacker şey yazmış. 10 bin dolar para istemiş. Firma yetkilisi Kayserili, ben para ödemem dedi. Ve bilgi işlemci işten kovdu. Yedekten dönem dediler. Bir tanesi ne yapmışsın biliyor musunuz? Şey yapmış. Akıl etmiş.
DVD'ler vardı o zamanlar, yaygındı. Şimdi günümüzde pek kullanılmıyor. Harici diskler, USB'ler vesaire. Adam DVD'de 6 aylık veriyi kopyaladılar. Neyse, muhasebe kayıtlarına başladılar. Bir şey söyleyeyim mi size arkadaşlar? Bilgi işlemcilerin bilişimlerinin değerini en iyi anlayan hangi birimdir biliyor musunuz? Bir firmada. Tahmin edin hangi birim? Muhasebe. Muhasebeciler biliyorsunuz çok fazla veri girişi yaparlar. Emin olun şu dönemde bir gün değil bir saatlik veri kaybına tahammülleri yok. Çünkü inanılmaz şekilde adamların hiç işi bitmiyor vesaire. O muhasebeci bir arkadaş vardı, hiç unutmuyorum. Her tuşa bastığında ya bilgi işlemci küfür ediyor diyor. Senin Allah belanı. Sayın ne oluyor hocam? Ya bunun yüzünden zaten hep şeylere giriyoruz vesaire vesaire. Bilgi işlemci sordum da, hocam ya yedek ya dedi, vallahi dedi patrona söyledik ama dedi yedek almadı dedi cihaz. Ben de harici bir disk alıyordum. O da USB bağlıydı. C'de, E'de bizim yedekte onu da şifrelemiş. Peki hocam port açığım var. Şifre neydi? Ankara 06 idi. Ya diyor nasıl şifreyi kırdı anlamadım. A harfi de büyük üstelik diyor. Diyecek bir şey bulamıyorum dedim hocam. Yani brute force denen bir şifre kırma yöntemi vardır. Araştırın. Bu tür basit şifreleri kırmak 5 dakika arkadaşlar. Google'a yazın. Modeminize basit bir şifre verin ve saldırın. 5 dakika sonra indirebiliyorsunuz. 5 dakika. Bu yüzden karmaşık şifre eğer port açsanız dahi, hani yeni şifre kurallarını biliyorsunuz. En az 8 karakter olmalı, büyük harf, küçük harf olmalı ve özel karakter kullanılmalı diye. Emin olun o hackerların işini geciktirmek adına bir yöntem. Siz tabii ki açık port bırakmayacaksınız. Ankara'da başka bir hackerla firmanın yazışması en az 8. En az 8 hocam. Evet, şifre kurallarını şey yapmak lazım. Adamlar artık böyle şey muhabbetler. Adamlar bir de hackleyen adamlar. Bu bir tane oteldi galiba. Sonrasında diyor ki bir de ders veriyor. Sen diyor zayıf uzak masaüstü şifresi kullandığın için 3389. Ya arkadaş biliyorsunuz. Microsoft Server vesaire kullananlar RDP dediğimiz. Hani uzak masaüstü portun defaultu nedir? 3389. Ben yıllar önce Windows 2003 yılında Windows 2003 Server'dı ve server kuran arkadaşa incelediğimde ilk yaptığı şey neydi biliyor musunuz arkadaşlar? Administratör adını değiştirmekti. Ne yapıyorsun dedim ya, bunu niye değiştiriyorsun? O zaman sisteme nasıl gireceğiz? Tabii yeniyiz ya. Hocam dedi, bir hacker dedi eğer port açığından gelip uzak masaüstü ekranı karşısına geliyorsa ilk yapacağı şey administratör yazmaktır. Sonra o aşamada altında da şifreyi denemektir. Bu yüzden ben de çok ilgimi çekmişti. Hakikaten mantıklı. Yani eğer güvenli bir sunucuda administratör adını değiştirmek de hakikaten nedir? Hackerları şaşırtmanın yöntemlerinden bir tanesi. İşte ne demiş? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vesaire gibi. Nedir? Q, 1, W, 2. Bu da çok sık kullanılan bir şey. Klavyede şifreyi unutmayın. Bir birden başlıyor. 1, 2, 2, W, 3, E, 4, E gibi şifreler kullanılabiliyor. Evet, hacker saldırılarından yine bir port açığı. Bu da datastore.de, yine mail.ru. Genelde Rusya'da arkadaşlar, biz Ruslar, dünyadaki en azılı hackerlar Rusya biliyorsunuz. Çok fazla şey, bu anlamda hacker yetiştiriyorlar. Bir burada ilgimi çeken bir şey olmuştu. Bunlar dediğim gibi yaşanmış ve bizzat benim ekran görüntülerini aldığım ya da not ettiğim şeyler. Ayrıca bilmeniz gerekenler diye bir şey yazmış. Ve bir de süre veriyor. Hani bazı hacker vakalarında görürsünüz saatli bomba gibi geriye sayar. 10 saat verir ve o dakika saat azar sizi strese sokar. O saat içerisinde nedir? Hemen hızlıca parayı ödesin diye. Birinci madde yazmış. Kripto locker'la beni karşılaştırmayın. Ben kripto virüsü değilim. Hani bahsettim ya size iki yöntem var. Bir uzak masaüstü port açığından ya da bir fide yazılımı diye. O adam dinarla şifrelemedim diyor ve kriptocular da buna bir şey yapamaz diyor. 300-500 lira arası format işte nedir? Şu tedbirleri alın gibi şey yapıyor. Bir de altına şöyle bir cümle yazmış. Bu da çok ilginç. Bakın sizi tanımıyorum. Dolayısıyla size karşı kötü duygular beslemiyorum. Amacım bu işten bir gelir elde etmek. Yaptığınız ödeme sonrasında en kısa zamanda verilerinizi eski haline getirmek için sunucunuza bağlanacağım diye yazmış. Başka bir uzak masaüstü port açığı maalesef bunda da ne yapmış?
sisteminizde gördüğüm açıkları yararlanarak ne yaptın? İçerideki bütün bilgilerinizi ele geçirdim diye yazmış. Benim bakın arkadaşlar Afyon'da bir müşteri ziyaretine geçmiş olsuna gittiğimde ilginç bir vaka bu. Adam hackleniyor. Firmaya şunu sordum. Güvenlik duvarın var mı hocam? Firewall. Hayır yok dedi. Ne gerek var ki? Modem vardı dedi. Modem o işi görmüyor. Modemin üzerinde firewall özelliği vardı. Sonrasında dedim ki yedekten dön. Yedeklerimiz de yok. Ne yapacağız? Hacker'la anlaşmaktan başka bir yolunuz yok dedim. Yani hacker'la oturun anlaşın. Bu adam hacker'a mail atıyor. Hacker'a diyor ki biz bu parayı size ödeyeceğiz ama dosyanın açılıp açılmayacağına dair garanti isteriz. Hacker'ın dediği şu. İzmir'de bir tekstil firması var. Adamın adı soyadı ve cep numarası mail adresi bu. Adama yazın ve ondan referans alın. Mail adresinde bu. O kişiyi arıyorlar. O kişi de diyor ki evet diyor ben de parayı verin. Parayı verin. Onlar şey dosyalarınızı açar diyorlar. Neyse bu adam şey diyor ki 50 bin lira istiyorlar. Muhasebeci diyor ki şuna diyor 20 bin lira gönder de gitsin diyor. Bitcoin üzerinden tabii bunlar. Bir de Bitcoin ile ilgili size nasıl ödeme yapacağınıza dair ders de veriyor. 20 bin lira gelince hacker'dan şu birinci satırdaki gibi bir şey geliyor. Nedir onun adı? Şifre geliyor. Birinci satırı yapıştırıyorlar. Açılıyor açılıyor dosyalar. Dosyaların yarısı açıldı yarısı yok. Hacker'a yazıyorlar. Hocam gönderdiğiniz şifre yarısını açtı yarısını açmadı. Cevap şu. Siz de parayı eksik yatırdınız. Ben sizden 50 istedim siz 20 yatırdınız. Şu kalan parayı gönderin ben şifreyi göndereyim. Neyse bunlar kalan 30 bin lira yerine 20 bin gönderiyor. Hacker'dan bir şifre daha geliyor. İkinci satıra yapıştırıyor. İkinci satırını yapıştırıyor. Tam açıyor açıyor. Esas logo muhasebe kayıtları olduğu şey kalıyor. Hacker'a bir daha yazıyorlar. Diyor ki gönderdik ama esas kritik dosya açılmadı. Hacker'dan aynen cümle şu. Kardeşim işim gücüm var. Bir sürü adamı hackledim. Beni oyalamayın. Şu kalan 10 bin lirayı gönderin. Kalan şifreyi gönderim diyorlar. 10 bin lira yatırıyorlar ve üçüncü şifre gelip sonrasında bütün dosyaları açıyor. Sonra bakın aşağıda şöyle bir cümle yazmış ve bunu sarıyla da işaretledi. Diyor ki maalesef son zamanlarda yaptığımız işin trendleşmesi sonucu bu tür şerefsizlik yapanlar var. Peki bana nasıl güveneceksin şeklinde referans amaçlı az önce bahsettiğim olayı yaptılar. Amatör hacker saldırıları var. Bunlar bir gün Facebook'unuza ya da cep telefonunuza gelebilir. Hayırlı akşamlar nasılsın? İyi misin? İşte Türk Telekom'dan fatura. Cep numaranı yazar mısın? Adam şöyle yazmış ne kadar sinirlendiyse. Kardeşim elin oldu siber saldırı yapıyor. Siz hala aynı tarz aynı ama biraz kendinizi geliştirin yazık günah gibi şeyler yazıyor. Adam bayağı ilham verici konuşuyor deyip şey yapıyor. Bakın arkadaşlar çok enteresan bir hackleme yöntemi daha. Bu mail inanılmaz şekilde firmalarda korku ve paniğe yol açtı. Şöyle bir şey. Kendi firmanızın mail adresinden geliyor gibi size şey yazıyor. Sayın firmanız neyse sevgilisi kullanıcı cihazınıza RAT yazılımı yükledim. Bu bu an için e-mail hesabınız saldırıya uğradı ve tüm gizli bilgilerinizi sistemden elde ettim diyor. Ve diyor ki seni diye keşfettiğim olay az önce bahsettiğim gibi kameranızı mutlaka kapalı tutun. Kameran kaydına çıktı. Sen sıkıntılı sitelerde geziyordun. Ben senin bütün görüntülerini elde ettim. Eğer bana Bitcoin cüzdanına para gönderirsen ve 2 gün süresi varmış. Ondan sonra bütün dosyaları sileceğim. Hoşça kal dedi. Şimdi böyle bir mail geldiğinde bu adam aslında bu yaklaşık 5-6 önceydi. Yüzlerce firmaya gönderdi. Ve bu firmalarda bu maili alanları bazıları maalesef para ödemeye falan kalktı. Böyle bir mail geldiğinde panik yapmadan şeyinizi kontrol edin. Böyle yemleme atıyorlar. Eğer hacker karşıda bir muhatap birisi varsa güzel. Öyle bir mail geldiğinde sallamayın. Son kullanıcıların paniğini de görün. Hani bu yüzden laptop kullanan herkesin kesinlikle kamerasını hiçbir şey bulamıyorsa siyah koli bandıyla vesaire bir şekilde yapıştırın. Bu tür mailler artmaya devam ediyor. Bir diğer konu gelirler idaresi. Bu da muhasebecileri tuzağa düşürmek için bir şey. Gelirler idaresinden sanki bir mail geliyormuş gibi bir Excel'de. Şimdi muhasebeci olarak kendinizi koyun. Böyle bir mail geldi. Ne yaparsın? Direkt açarsın. Lan, gelirler idaresinden gelmiş. Devlet kurumudur. Açayım diye tuzağa düşebilirsiniz.
Başka bir tane olay, bu arada eğer ki sizi hackleyen ya da sizi dosyalarınızı ele geçiren kişiler her zaman Türk olmayabiliyor. Böyle yabancılardan da maalesef bu şekilde enkripte edildiniz diye mesajlar alabiliyorsunuz. Bahsettiğim gibi mutlaka kameralarınızı kapalı tutun. Bu da son dönemlerde yine gelen şey, mail adresiniz ele geçirildi maili. Bu tür gelen maile ve adınıza yine geliyor. Kesinlikle dikkate almayın. Ve o mailleri silin. Son kullanıcılarınızı uyarın. Böyle bir mail alırsanız hiçbir şey yapmadan bir işlemci olarak beni çağırın. Ben gelip kontrol edeceğim diye. Bunu tabii e-mail sunucularınızdaki yapacağınız ayarlarla vesaireyle de engelleme yöntemi var. Şimdi gelelim bir diğer bir konu. Hacker'ı satar mı? Aynen kendinizden göndermiş gibi mail atıyorlar. Hacker satar mı? Vallahi sattı. İki tane hacker bir firmayı hacklemiş fakat o hackerlardan biri diğerinin parasını vermemiş. Adam da son kullanıcıya şey yapmış. Merhaba, dosyalarınızı sizden alan kişi şu web sitesindeki sahibidir. O bugüne kadarki ortaklık lakin bana kazık attı. Ben de onu ifşa ediyorum. Şahsın IP adresi giriş yaptığı vesaire önebilirsiniz. Bunu işte getirip emniyete verin gibi. Şöyle de bir aşağıda gördüğünüz gibi uzantılı şeyler. Türkiye'nin en büyük alışveriş marketlerinden bir tanesine siber saldırı olmuştu. Bu yıllar önceki bir şey. Windows işletim sistemi bile eski. Burada şöyle bir hikaye var. Windows 2000 görüyorsunuz. Hani burada nostalji olsun diye bir şey. Arkadaşlar burada bilgi işten çıkarmışlar. Tabii sektörün her iyisi olduğu gibi kötü niyetli kişileri de var maalesef. Çıkan bilgi işlemci içeri Trojan yazıyor. Adamı işten çıkardıkları gün ve ertesi günü hiçbir mağaza çalışmıyor. Ve 3 gün devre dışı kalıyor. Alışveriş merkezinin ettiği zarar tabii ki hak edersiniz ki ciddi para. Bu yüzden de dediğim gibi farklı bir örnek bu. Çalışan bilgi işlemcilerin içerisinde de kötü niyetler olabiliyor. Biliyorsunuz bir ara Ukrayna'ya saldırı yapıldı, elektrikleri gitti vesaire muhabbetleri var. Bu yüzden bizim tarafta da Türkiye'de de EPDK vesaire 27.001 gibi zorunluluklarla kesinlikle koruma. Bir dönem hatırlar mısınız? Rus uçağı düşürüldü. Rusya ile ara muhabbet Antalya Havalimanı'na saldırı oldu. Bir sürü uçuşlar durdu. Bakın bu yaşanan hacker vakalarına ya da hackleme olaylarına inanılmaz derecede zararlar var. Paralar gidiyor. Siber dünya, siber alan, siber uzay insanların artık bilgisayar ve telekom sistemleriyle birlikte şeyi var. Çizgiyi kaldıralım. Evet. Korkmayın. Almışım o çizgiyi göremedim. Siber güvenlik kavramı dünyamızda artık sık sık duyuyoruz. Ve siber güvenlik kavramı tüm bilişim sistemlerini kapsayan geniş bir kavram. Bu yüzden de Norse diye bir harita var biliyor musunuz? Norse'u araştırın. Bu sunum bittikten sonra norse.com. Dünyadaki yapılan saldırıların, Norse saldırıların vesaire canlı olarak haritasını görebilirsiniz. Bu aslında biraz da şov taraflı. Yani dünyada her an IP olan her şey, her an her yere saldırı var demektir. Yani şunu şöyle düşünebilirsiniz. Şu anda bulunduğunuz evinizdeki internette bile ya da firmanızda bile her an saldırı illaki oluyordur. Tabii bunları neyle görürsünüz? Koyduğunuz güvenlik cihazlarıyla, firewall'la vesaire, log'larla vesaire görebilirsiniz. Yakın bir gelecekteki artık savaşlar biliyorsunuz internet üzerinden olacağı için ilk atılacak mermi de internet üzerinden olabilir. Bu Norse haritasını inceleyin. Göreceksiniz. Genelde ben şeye dikkat ediyorum. Amerika Çin'e, Çin Amerika'ya, Rusya Amerika'ya, Amerika Rusya'ya, sonra arada bir Türkiye'ye. Bir WannaCry saldırısı çıktı. Dünyada Türkiye'ye %14 gibi bir oranla saldırılmış. %100 saldırıdaysaydı şeyi düşünemiyorum. Sonuçlarını düşünemiyoruz. Günümüzde siber tehdit örnekleri var. Nedir bunlar? Yetkisiz erişim, bilginin bozulması, ağ trafiğini meşgul etme, hizmet durdurma, Trojan virüs, sosyal mühendislik vesaire. Peki tehditlere karşı neleri korumamız lazım? Bilgi, yazılım, donanım, fiziksel mekan, hizmet, veri depolama, iletişim ortamları vesaire vesaire gibi. Artık kurumlar, kamu kurumları, zaten bu 2013 yılının bir haberi, SOME kuruyor. Siber olaylara müdahale ekibi.
Aslında her kurum kendi bünyesinde bir beyaz şapkalı etik hacker bulundurmak zorunda. Bilgi işlemciler olarak her bilgi işlemci de aslında biraz beyaz şapkalı hacker eğitimi alıp en azından kendi firmasını evine gittiği zaman ya da başka bir ortamdan şirketimin açığı var mı yok mu kontrol etmesinde fayda var. Tabii ki KVKK ISO 27001 gibi KVKK'nın zaten 17 maddelik teknik tedbirleri de vardır. Kesinlikle pentest yaptırmak zorundasınız diyorlar. Fide yazılım kuyruğu böyle bankada kuyruk gibi değildir. Bu sadece bir örnek için. Fide yazılım biliyorsunuz sizden de bildiğin gibi Bitcoin aracılığıyla yapılıyor. Bir dönem Bitcoinler tavan yaptı. Hatta yıllar önce aslında bir oyun, internet üzerinde oyunlarda kullanılan bir para birimiydi. Bir dönem 17 bin dolar, 20 bin dolarlara çıktı. Sonra biraz popülaritesini kaybetti vesaire. Gelelim ransomware. Hani ikinci bir yöntem. Fide yazılımları, ransomware. Bu Türkçe olarak fide olarak geçiyor. İlk 19-2002 yılında keşfedildi. Türkiye'de birçok firma etkilendi. Turkcell, Türk Hava Yolları gibi vesaire. Oltalama yöntemi, phishing yöntemiyle bulaşıyor. Amaç ne? Dolandırıcılık. Şöyle bir harita var. 2010 yılında çıktı dedik ya, 2012'de vesaire. 2017-2018 artık şey oldu. Her hafta, bu arada bir Bitcoin'de 46 bin liraymış. İyi, fena değil. Allah korusun. Kimsenin başına gelmesin inşallah. Şimdi bize şey geliyor. Bu CryptoDocker'ın ilk şeyinde, versiyonlarında şöyle bir şey vardı. Shadow copy vardı. Windows'larda gölge kopya. Oradan geri dönebiliyordum. Sonrasında işte ilk Titinet faturası geldi. Sadece benim makineme bulaşıyordu ve bütün dosyaları şifreliyordu. Sonra ne oldu? Turkcell faturası çıktı. Network'te ne varsa patlatmaya çalıştı. Şimdi bu haritada size herhangi bir şifreleme ya da fide yazılım geldiğinde alo dediğinizde ben artık şeyi soruyorum. Uzantısı ne? Uzantısı Gaster, uzantısı Hydra Crypto, uzantısı şey. Bu neden bu kadar çok çeşit çıkıyor biliyor musunuz? Artık her fide yazılımı bir anda piyasaya çıktıktan sonra şimdi hiçbir antivirüs CryptoLocker'ın son versiyonunu görmüyor. Görmediği için de ne yapıyor? Birçok firma hackleniyor, para ödüyor vesaire. Sonrasında onun kaynağı vesaire tespit ediliyor. O bir imza oluşturularak antivirüslere konuyor. Fideciler de diyor ki ulan bunu artık diyor bütün antivirüsler görüyor. Eski versiyonu mevcut kullandığınız herhangi bir antivirüse geldiği zaman yakalandığında çok mutlu olursunuz. Evet diyor. Geçen bir CryptoLocker geldi diyor yakalandı. O bir eski versiyon. Eski versiyonlar artık bugün Microsoft'un Windows Defender bile yakalıyor. Burada adamlar ne yapıyor? Her hafta ben biraz bunu detaylı araştırdım da bir Rus mafyasının bu CryptoLocker'ı ürettiğini, her hafta Perşembe günü yeni versiyonunun çıktığını söylediler. Hakikaten her hafta bir farklı versiyon. Uzantı ne diyorum? Bip. Ya geçen hafta farklıydı bu diyorum ya. Sonrasında gelelim bir diğer olay. Hani ilk fatura böyleydi. Bakın son kullanıcılara çok kabahat bulmuyoruz. Şimdi kendinizi yerinize koyun. Evinizde ADSL var. Örnek Türk Telekom'un ADSL. Kaç lira ediyorsunuz? Şu an ben 72 lira ne diyorum sınırsız vesaire. 72 lira yerine böyle bir mail geldiğini düşünün. Sayın Serdar Aydemir 250 60 bin. Ne oluyor? İlk önceki tepki şu. Allah kahretsin bu fatura neyin nesi gelmiş? Adam bu bit uzaklarını kurmuş bakın. Burada tıklayın 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 diye her yere bu bit uzağını koymuş. Siz oraya ne zaman tıklarsanız bütün dosyanız ele geçirecek. Şifre çözüm yazın. Bakın bu yıllar önce ne kadar ucuzmuş görüyor musunuz? 899 YTL. Bakın o dönem YTL vardı hatırlarsınız. Şimdi o Y kalktı. Sonra 94 saat 44 dakika gibi süreler vesaire. O zamanlar bu yeni yeni çıkıyordu. Sonra Turkcell'de olay bambaşka bir değişti. Ve bütün bilgi işlemcilerin kabusu burada başladı arkadaşlar. Turkcell'deki olay neydi biliyor musunuz? Ya son kullanıcı biraz uyanık olsun şöyle bir şey. Bakın ödeme dönemi 2015 Şubat. Son ödeme tarihi 15 Şubat 2016. Yani burada bir abeslik var zaten. Bu Turkcell faturasından itibaren network'te yazma hakkı olan her yere bulaştı ki artık bilgi işlemcilerin kabusu o gün başladı. Bu bana gelenler, bakın arkadaşlar benim Digiturk'üm yok. Bana 1426 lira fatura gelmiş. Benim Turkish Kargo ile hiçbir alakam yok. Bana Turkish Kargo olan şey. Zaten burada bakın
Son kullanıcılarınıza şöyle diyeyim. Bir mail mi geldi? Nereden geldi? Dijitürk'ten ya da Türküş. Mouse'u şöyle o tıklama yerine geldiğinde bakın Expensa bilmem ne diye saçma sapan bir adrese gidiyor. Son kullanıcılarınızı mouse'la üzerine götürüp bunun karakter yani saçma bir adrese gittiğini görebilirsiniz. Bakın şöyle bir olay oldu. Buraya resmini koymadım ama bundan yaklaşık 6 ay önce bizim maaşlar Garanti Bankası'na yatıyor. Bizim arkadaşın çalıştığı firma da öyle Garanti Bankası'na. Buna bir mail geliyor. Mail aynen şu. Kendinizi o arkadaşın yerine koyun. Sayın Hüsamettin Avcı, örnek veriyorum. Hesabınıza 50.000 TL para geldi. Güle güle harcayın. Dekont ekte. Birebir aynı Garanti Bankası gibi yapmışlar arkadaşlar. Adam o heyecanla bir tıklıyor. Geçmiş olsun. Dosyalar şifreli. Ya ona şunu dedim. Arkadaş dedim. Madem böyle bir şey geliyor. Niye heyecanlanıyorsun? Yani durduk yere sana 50 bin lira niye parana gelsin? Hani prim almadın, maaş günü değil vesaire. Böyle durumda eğer böyle bir şey geldiğinde hiç heyecan yapma. Sakin ol. Bir su al. Derin nefes al. Git adres satırını aç internetten. www.garanti.com'a gir. Orada sıfır olduğunu göreceksin bakiyenin. Ya da kredi kartın varsa -15.000 lira gibi rakam görürsün. Bu İş Bankası ile ilgili de gelmiş arkadaşlar. Birçok banka örneğinde gelmiş kullanıcılara. Hani bu tür şeylere mutlaka ve mutlaka karşı uyanık olalım. Bir diğer konu. Şimdi bazı arkadaşlar var. Eski CryptoLocker olaylarında çözülebiliyor muhabbeti vardı hatırlarsanız. Brute force yaparak şifreler çözülüyordu. 128 karakter. Hani bu makineyi ilk açıyorsunuz da giriş şifresi belirliyorsunuz ya bilgisayarınıza. A3 bilmem ne 7-8 karakter. Onun 128 karakter hali düşün. Bilgicilerin koyduğu. Bu 256 oldu. 512 oldu. En son gelen bu Hermes ransomware'indeki şifreye baktık. 4096 karakter. Yani bu şunu demek istiyor. Bunu çözecek bir baba it yok arkadaşlar. Bunu çözecek makine de yok. Çin'de dünyanın süper bilgisayar dediğimiz cihaz en fazla şu anda 128 bit karakterli şifreyi çözebiliyormuş. O da kaç gün çalışarak saniyede kaç mikron işlemci hızıyla. Bu yüzden mutlaka fidyelere karşı koruma tedbiri alın. Gelelim bir tane daha örnek. Bakın böyle bir mail daha gelebilir. Gelir dairesinden. Mouse üzerine götürdüğünüzde Word dosyasına bakar mısınız? Bir adrese bakın. 37 bilmem ne. Ver kendisi dok diye. O makinede bizim Sophos endpoint ürünü vardı. Blok edip yakaladı. Sonrasında şu an emin olun bilgisayar koltuğundaki oturan arkadaşların en büyük kabusu bu. Birçok bilgisayarcı arkadaşla konuştuğumda sorunlar ne, bir korkun var mı vesaire dedim. En büyük korkular bunlar arkadaşlar. Bu yüzden de böyle bir mesajla karşılaşmamanız için maksimum derecede tedbir alın. Hadi karşılaştırın, yedekleme tarafınızı sağlam tutun. Olabilir. Bazen şey geliyor, mesela bir firmaya bir arkadaşım anlatmıştı. Ya dedi ben o arkadaş da çok ciddi tedbirini alır, paranoyadır. Yani hakikaten güvenlik tarafında tap yapmış bir adam. Bir gün şey olmuş hani o kadar çok biliyorsunuz bilgisayarcının o kadar çok angarya işi var ki. Adam akşama kadar uğraştı hiç bitmiyor. Bir santralcine gelmiş ya demiş ya bize port açılması lazım. Aynen öyle Samet Hocam. Port açılması lazım. Bunu bir tane makinede portu açıyor. O iş yolunda unutuyor. Aradan 2 gün geçiyor. 2 gün sonra bir bakıyor ki bütün dosyalar şifrelenmiş. Tabii bunu nasıl öğreniyor? Sabah bir geliyor. Bilgisayarcılar sabahleyin ilk geldiğinde telefon pek hayra çalmaz. Yani kimse arayıp da günaydın demez hiçbir bilgisayarcıya. Ne yapıyorsun nasılsın da demez. Sorun vardır. Çünkü ben yaklaşık 15 yıl önce bir 5-8 yıl kadar bilgisayarcılıkta çalıştığım için biliyorum. Pazartesi sendromu vardı. Niye? Hafta sonu cumartesi günü temizlik ekipteki görevli arkadaşlar fırça darbesini çok sert vurduğu için o kasalar yerde olur. Network kablosu gevşer vesaire. Neyse sabah bir geldiğinde diyorlar ki muhasebe çalışmıyor. Bizim bilgisayarcı arkadaşlık cümle şu. Kapat aç düzelir. Hani klasik şeydir ya sorun çözmenin en basit yöntemi. Sorun mu çıktı? Kapat aç düzelir. Kapat açı düzelmiyor. Aradan bir başkası. Abi dosyalar hiç açılmıyor. Sadece bir gidiyor ki bütün dosyalar şifrelenmiş. Şimdi önce sakince oturuyor ve ilk düşündüğü şey şu. Ya dur diyor. Hacklenmişiz. Hemen nerede? Ha santralci port açtırdı. Allah kahretsin bilmem ne. O stres. Neyse gidiyor onun fişini çekiyor. NAS cihazında yedek vardı. Oradan dönüm diyor. Mevcut bulunduğu NAS cihazının içerisine bir bakıyor ki tabii sunucunun imajını almak, yedeklerini almak için NAS cihazına bağlı ama NAS cihazı da açıkmış.
Adam oradaki dosyalarda yazma hakkı olduğu için orada gitmiş. Ve şu an oturup bir bilgi işlemcinin en düştüğü en zor durum. Ya diyor kesin beni kovacaklar ne yapak ne yapak. Oturdum dua etmeye başladım diyor Serdar Hocam diyor. Sonra bir ışık yandı diyor. Bu adam ne yapmış biliyor musunuz? Polatlı'da bir fabrikaya buradaki NAS cihazının bir kopyasını almış. Gece bunu replikasyon yapmış. NAS cihazında RSNC denen bir modül vardır biliyorsunuz. Replikasyon yazılımı. Replikasyonla orada yeri olduğu için o 100 kilometrelik yolu kaç dakikada gitmiş bilmiyor. Radar madar yemiş. Gittiğinde o şeyi açıp NAS cihazını ve klasörleri görünce diyor ki yemin ederim 10 ton yük kalktı üzerinde diyor. O sırları alıyor. Geri yerlerine koyuyor. Bilmem ne. Tabii işinden olmuyor. Ama ona çok büyük bir ders oluyor. Ya diyor ki iyi ki diyor farklı lokasyonda hani bahsettiğimiz olay var ya 3-2-1 kuralındaki o maddelerden biri. O onun hayatını kurtarıyor. O olmasaydı ne olacaktı? Tekrar para ödemek bilmem ne bunları patrona anlatmak o kadar zor ki arkadaşlar. Evet bir fidye yazılımı nasıl yakalanıyor? Kesinlikle disaster şart. Küçük firma dahi olsa. Burada bir ransomware maili nasıl geliyor ve nasıl yakalanıyor? Örnek bir video var, bunu göstereyim. Kullanıcı bir tane Word dosyası geliyor. Önemli diyor. Kullanıcı bakıyor maile. Burada da tabii Sophos'un fidye yazılım koruması ürünü var, Interceptix. Sonra kullanıcı inceliyor maili. Biraz ileri alayım. Bir Word dosyası açıyor ve burada makroları etkinleştirmeli. Bakın bazı Word, Excel, Office dosyalarında makroları etkinleştir vardır. Makroları etkinleştire basıyor ve ransomware bulaşmaya çalışıyor. Sağ alt köşede gördüğünüz gibi ransomware bloke. Bu yazılımın çalışma mantığı şu. Cache belleği, 500 MB bir cache belleği var. 4-5 tane dosyaya şifrelemesine izin veriyor. Aynı şuradaki gördüğünüz gibi. Bunun gerçekten kötü niyetli mi iyi mi olduğunu analiz etmek için bu 4 dosyaya kurban veriyor. Ama orijinal dosyası da üstte. Sonra bu dosyaları inceleyip bir rapor sunuyor ve bir analiz çıkarıyor. Sonrasında bunu imza haline getirip antivirüsle veriyor. Eğer ki bulaşsaydı senin network'ünde nerelere bulaşacaktı onu gösteriyor. Şimdi bugüne kadar fidye yazılımlarını hep şey diye gördük değil mi? Fatura maili gelecek. Aman abi Turkcell'den fatura gelirse, Telekom'dan fatura gelirse kapı açma, tıklama, son kullanıcıların emin olun %90'ı şu an bu konuya hakim. Bir mail geldiğinde efendim. Alo. Toparlıyorum. Bitiyor az kaldı slaytlar. Tamam hızlı geçiyorum. Şey yaparız. Bana Cry'da arkadaşlar bir fatura maili gelmedi. Windows'un açığından kaynaklı Windows serverlarını update etmeyen sunucu ve client'lardan yediler. Bu da SMB 1.0 şeye portundan bu işareti kaldırarak geçici bir süre tedbir aldılar. Tabii ki sonra Windows update'lerini yapan arkadaşlar bundan korundu. Bakın sunucular için en büyük şey şu. Kaç tane ben de zamanında şey yaptım. Düşünsenize bir update geldi. Ulan bir sunucuyu update etsem ya açılmazsa korkusu var ya. İşte o zaman içinizin rahat etmesi için onun mutlaka harici bir imajını alın. İmaj yazılımlarda, Acronis gibi imaj yazılımlarında donanım bağımsız dönüş diye bir teknoloji harikası var. Bu ne demek? Sizin HP bir sunucunuz var. Sunucunun imajını aldınız. Sunucunun anakartı yandı. Bunu bizzat Ankara'da bir arkadaşım yaşadı. Abi diyor anakart yandı diyor. Tamam diyor git değiştir HP ile. Demişler ki bu eski bir ürün 4-6 hafta gelecek. Adamın sunucusunda Exchange yüklü, DNS server yüklü, main server her şey var. Ben buna bekleyemem. Adama şunu söyledim. Sakin ol. Nerede imajın? NAS çözünürsün. Tamam. Farklı bir makine var mı? Abi benim iyi o zaman kaçtı? i5, i3 makineydi. Böyle bir makinem var. Donanım bağımsız. Universal Restore. Donanım bağımsız olarak ona döndü. Anakart yurt dışından geldikten sonra tekrar eski sunucusunu aldı. Bakın bu bir hayat kurtaran bir şeydir. Bu kullandığınız sunucu ya da malzemelerin sürekli yedek parçası bulunmaz. Teknoloji çok hızlı gelişiyor ve elinizdeki teknolojiler eskiyor. Bu yüzden donanım bağımsız olayı muhteşem bir şey. Hetya diye bir saldırı çıktı. Rabbit diye çıktı. Google'da araştırırsın. Birçok saldırı yöntemleri geldi. Düşünsenize A101 BIM Şok gibi süpermarketlerde bir geliyorsunuz ekranların hepsi MBR dediğimiz hani Master Boot Record. CryptoLocker bulaşıyor. Aleti restart ediyor. Restart ettiğinde daha ilk açılışa şifreyi gir diyor. Bu süpermarket durduğunda emin olun kimse beklemez arkadaşlar. Yandaki başka bir markete gider. Bu da zaman ve para kaybeder.
Evet diye geçiyorum. Bu sunumu daha önce izlersiniz. İzleyenler gelecekti Ufan Hocam. Toparlıyorum. Korunmak için neler? Kısa tavsiyelerim var. Bir kere işletim sistemlerini güncelleyin. Ne olursa olsun güncellemek iyidir. Ve mutlaka imaj yazılımıyla yedekleyin. Ben hiç kimsenin bir server ya da şey kritik makineyi format atıp tekrar kuruyor. Düşünsenize 1000 kullanıcılı bir sunucunuz var, client'larınız var. Onu baştan kurmak, domaini kurmak, ayarlarını yapmak, o logo yüklemek vesaire vesaire hiç kimse istemez. İmaj abi, her şey imaj. Farklı dosyalar yedeklenmeli. Sunumu paylaşacak İlhan Hocam. İlhan Hocam mesajlar geliyorsa onları toparlarsın. Korunmak için neler yapacağız? Şüpheli adresleri tıklamayacağız. Eğer ki bir web sitesi size linki geliyorsa o sitenin adresini yazarak girin. Hani garanti bankası onda gibi. Saldırıya uğrayanlar mümkünse fidye ödememeli ama zorda kalırsanız yapacak bir şey yok. Neden bu cümleyi koydum biliyor musunuz arkadaşlar? Saldırıya uğrayanlar fidye ödemeli diyoruz ya. Maalesef en son yaşanılan bir olayda yine bir Ankara firmada adam parayı ödedi ve hacker izini kaybettirdi gitti. Gitti yani. Hem hacklendiğine mi yansın, parayı ödediğine mi yansın? Çünkü niye? Karşıdaki muhatabı ne kadar etik bilmiyorsunuz. Bu yüzden iki çeşit hacker var. Bir namuslu hacker, bir de namussuz hacker dediğimiz iki şey. Yani dürüst hackerlar da var. Bu işi kurumsal yapan adam hackledi, parasını aldı, karşılığını veriyor. Ama karşılığını vermeyenler de var. Microsoft öyle demiş. Geçiyoruz. Evet, son 4-5 slide galiba. Arkadaşlar herkesin bir firewall'u güvenlik duvarı var değil mi? Markası ne olduğu çok önemli değil. Hani ben burada Cybrom Sophos temsil ediyorum ama X bir markada kullanıyor olabilirsin. Sanal, fiziksel vesaire. Bir firewall kurulum listesi checklisti olsun. Eğer ki firewall kuracaksanız şey yapacağım mutlaka adım adım checklist yapın. Bunu her şey için uygulayın arkadaşlar. Bir Windows sorun mesela öğlenleyin Windows 2019 anlatıldı. Oturun bir checklist çıkarın kendinize. Bir Next diyerek server kurulur. 2. Domain ayarlanır. 3. DSB ayarlanır gibi kendinize bir checklist yaparsanız ben satış tarafındayım ama daha önce teknikteydim. 50 tane cihaz kurdum. Bugüne kadar kurduğum firewall'lara hiçbir demedi ki abi şu çalışmıyor bu çalışmıyor demedi. Neden? Çünkü en çok şey nedir? Analizi doğru yaparsanız sorunsuz kurarsınız. Bir diğer konu iç tehditler. İçerideki kullanıcılarınız. Yani sizin her firmada bir zenci, Japon, Arap, İngiliz yok ki. Her firmada herkesin elinde bir tablet, telefon ve şeyler var. Ve bunlar hepsi de internete çıkıyor. Ve sizin bilgi işlemci olarak bu arkadaşın yaptığı gibi iki yeriniz kafanız arasında olmasın. Yani kontrol sizde olsun arkadaşlar. Musluk sizde. İstediğinize istediğiniz şeyi yetkiyi verip açabilirsiniz. Bir konu IoT. Artık her şey internet tabanlı olacak. Arabanız bile. Akıllı buzdolabı, akıllı çamaşır makinesi, kombisi vesairesi her şey nesnelerin interneti dediğimiz olayla çok yakın zamanda içimize zaten girdi biliyorsunuz. Daha da devam edecek. Geçen haftalarda İlhan Hocam sağ olsun bir sızma testi semineri yaptırmıştı. Nedir? Aynen öyle IoT çıktı, nesnenin mertlik bozuldu. Penetrasyon testi. Neden penetrasyon testi yaptırmalıyız arkadaşlar? Neden? Çünkü firmaların bilişim sisteminin güvenliğini üçüncü bir göz tarafından kontrol edilmesi ve raporlanması. Şimdi ben firmada bilgisayarcı, firewall yöneticiyim. Benim gözümle görmediğim ya da bir port açıp unuttuğum bir şey olabilir ya da bir güvenlik açığım olabilir. Bu yüzden nedir? Oluşabilecek güvenlik açıklarının düzeltilmesi ve insan gücünün azaltılması, iş sürekliliğinin kesilmemesi, yasal zorunluluk halinde KVKK ve ISO 27001'de bu zaten maddelerin içerisinde var. Bir de diğer bir konu firma imajının güvenilirliğinin korunması. Arkadaşlar şöyle bir şey. Bakın ben bazı kurumlar ya da firmalarla görüştüğümde adamlar hackleniyor. Piyasaya duyurulmadan zaten KVKK gereği duyulmaması gerekiyor. Duyulmadan bir şekilde sineye çekiyorlar. Yani bir firmanın itibarını zedelenmesi kadar kötü bir şey yok. Penetrasyon testi yapılırken bazı dikkat edeceğiniz şeyler var. Bu yazıları tek tek sunumu aldıktan sonra okuyup inceleyin. Hani size bir ufuk açması açısından. Nedir bu pentest? Her önüne gelen pentest. Burada doğru çözüm yapabilecek firmayı bulmanız da önemli bir şey. Yoksa ben de pentestçiyim deyip çıkıp bir tane kali çalıştırıp
Bu arada Kali ile ilgili de bir seminer vereceğiz. Maalesef para işin içerisine girdiği zaman ya abi 5 bin liraya da pentest yapan var sen 20 bin lira diyorsun. Ben 5 bin liraya yaptırayım da ucuz olsun olayından ziyade bazı kriterleriniz olsun arkadaşlar. Bu önemli bir şey. Pentest sırasında gerçekleştirilecek şeyler ve ne kadar sıklıkla tekrarlanacağı. KVKK'da şeyde en az 6 ayda bir pentest yapılmasında fayda var ve bunların raporlaması. Bir diğer konu kısaca gireceğim. KVKK herkesin dilinde. Nereden çıktı bu kanun? Arkadaşlar kişisel verilerin korunması çok önemli bir şey. Ad, soyad, TC kimlik, ehliyet, pasaport bunlar kişisel bilgiler. Bu geç bile kalınmış bir kanun. Neden? Maalesef ki bütün nüfus vatandaşlık bilgilerimiz nerede şu anda? Deep Web'de. Hackerların elinde. Maalesef çok acı bir şey. Keşke olmasaydı. Maalesef. Ve KVKK o kadar ağır şeyler getiriyor ki arkadaşlar idari para cezası ve rakamlar. Emin olun bu cezaları yakalanmamak isteyeceksiniz. Çünkü bunu bir şahıs ya da firma olarak ödemek hakikaten zor. Burada amaç ne biliyor musunuz? Kişisel verilerin korunması. Aslında bu sadece kişisel veri değil de KVKK şunu da bahsediyor. Arkadaş diyor ben sana 17 maddelik teknik tedbir çıkardım. Sen firmanın nedir? Firma olarak bütün bilgilerini korumak zorundasın diyor. Başına bir iş gelmesin. Mesela DLP bunların başında geliyor. Peki ne kadar güvendeyim? Verilerin güvende mi? Doğru yedekleme yapıyor muyum? Dışarıdan gelecek saldırılara karşı ne kadar güvendeyim? Güvenlik zafiyetleri var mı? Çalışanların bilgi sızdırıyor mu? Bu da önemli. Bu DLP konusuna gelen bir konu. Bu hassas bir konu arkadaşlar. Yani şu var. Her firmada çalıştırdığınız personeliniz var. Adam niyeti bozmuştur, işten ayrılacaktır. Bütün bilgileri alıp kopyalayıp çıkabilir. Ya da sabote edebilir. Bu yüzden sistem odasına öyle herkesin rastgele girebileceği bir şey olmamalı. Hani bahsettik ya sistem odası da bir kapı giriş sistemi ya da sizin dışında kimsenin girmemesi vesairesi olması gerekiyor. Loglar çok önemli. Biliyorsunuz CM'ler var. Log korelasyonu. Sizin log üreten bütün cihazlarınızın derlerini toparlayıp anlamlı hale gelen yazılımlar var. Bunlara da bir CM diyoruz. Bunları da bir ara araştırın. İlhan Hocam eğer ayarlayabilirse CM ile ilgili bir CM nedir, nasıl yapılır, nasıl doklar incelenir, entegrasyon yapılır gibi bir seminerde verebiliriz. En önemli konu ne? Uzaktan bağlanan kullanıcılar gerçekten benim kullanıcılarım. Yani siz hani bahsedeceğim birazdan SSL VPN koydunuz ya ben evden şirkete bağlanıyorum. Ulan ben bu ben miyim gerçekten? Benim eğer laptopum ele geçirilirse bir başkası benim adımla SSL VPN'e girip şirkete zarar verebilir. Bunlar önemli. Şimdi şunda hemfikir miyiz? Her ev artık birer küçük şirket. Yanlış mıyım? Neden? Bakın arkadaşlar, 3 kişilik bir aile düşünün. Laptop, mesela bir babanın bir tane çalışan babayı düşünün. Laptopu var. 2 adet cep telefonu var mı? Bir özel hattı bir şirket hattı. Bir de tableti var. Aynı şey annenin bir laptopu cep telefonu var. Çocuğun tablet cep telefonu masaüstü var. Televizyonumuz internete bağlanıyor. Artık yeni televizyonlarda internet edilmemiş. Bir de NAS cihazı, yedeklerimiz var. Ve artık şöyle düşünün. 10 kişilik, 11 kişilik bir küçük şirketiz arkadaşlar. Hepimiz evinde. Yani herkes akşam evinde bir saysın. Ya internete giren kaç tane cihaz var evde? Sayın. Ve bunlara şöyle tavsiyelerim var. Mümkünse firewall kurun. Biraz sonra cevabını vereceğim. Hocam paramız mı? Param verelim bir de firewall'a. Ev için. Şirket için okey. Ev için param verelim. Biraz sonra cevaplayacağım. Tüm cihazlarınıza endpoint kurun. Tavsiyem Central Endpoint var. Home Antivirus. Onu da cevabını vereceğim. Tüm cihazların yedeğini alın. Veri kurtarmada bir şeyi söylemeyi unuttum. Önemli bir konu. Her kullandığınız diskin bir ömrü var. Arkadaşlar her teknolojik cihazın da bir ömrü var. Evinizde düşünün. Nedir? Bir televizyon, bir kombi, bir buzdolabı bir ömrü olmasa bu sirkülasyon devam eder mi? Teknolojik cihazlarda da böyle. Ve teknolojinin değişmesi için zaten işletim sistemleri güncelle düşünün. Windows XP'yi kaldıran bir makine Windows 7'de kaldırmadı. Donanım upgrade'i ya da daha iyi işlemcilere ihtiyaç hissetti. Bu yüzden
kullanılan diskin ömrü var. Bunu unutmayın. Ortalama sağlıklı bir disk 3-4 sene. Hani kullanımıza bağlı olarak daha da yükselebilir. Ama bu diskin ömrünü siz azaltıyorsunuz. Hareket ettirerek, darbe vurarak vesaire belli bir süre sonra da tamamen kaybedebiliyorsunuz. Cloud ortamlarına, Google Drive, Gmail gibi ortamlara yedek atarken şiddetle tavsiyem şu, Gmail, Google Drive gibi örnek veriyorum. Kesinlikle dosyaları rarlayıp şifreli olarak atın. Evden çalışanlara bir dikkat daha. SSL VPN kullanın. Şirketinize SSL VPN'le bağlanacaksınız. Kesinlikle dışarı port açmayın. Ya bizimkiler evden bağlanacak. Şu uzak masaüstü portunu açayım. Orada bir yeni yazayım. Geçmiş olsun. %90 hacklenirsiniz arkadaşlar. Hacklenirsiniz. İçeride nedir? Hangi firewall'un olduğu çok önemli değil. Hangi güvenlik duvarının olduğu. Ev bilgisayarına şirketin laptopunu getiriyorsanız Central Endpoint Interceptix dediğimiz fide yazılım korumasıyla olan bir ürün var. Şiddetle onu tavsiye ederim. Şirket sunucularını bahsettiğim gibi 3-2-1 kuralına göre yedekleme yapın ki içiniz rahat edilsin. Gelelim günün sonuna. İlhan Hocam kusura bakma biraz uzadı ama konular çokmuş. Ben de çok özür dilerim herkesten. Ciddi vaktinizi aldım. Beni durduramadığınız şimdi gelelim. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu kadar dinlediniz. Sophos'un hediyesi yok mu yani hediye? Ya keşke gönül isterdi ki hepinize birer powerbank, ne bileyim bir fiziksel bir hediye dağıtayım ama maalesef koronadan dolayı evdeyiz. Hediyelerimizi şu linke tıklarsanız var. Ev için Home antivirüs var. Cep telefonları ve tabletler için Interceptix Mobile var. Mutlaka yükleyin ve test edin. Hitman Pro diye bir kötü amaçları temizleme yazılımı var. Sophos XK Firewall ürünü var. Bu nedir? Eve firewall. Az önce dedim ya eve firewall nasıl alacağız diye ücretsiz olarak veriyor arkadaşlar. Virüs temizleme aracı var ve her Linux için antivirüs var. Ev kullanıcılar için antivirüs. Home.sophos.com'a girerseniz 10 tane cihaza kadar yükleyip kullanabilirsiniz. En güzel özelliği ne biliyor musunuz arkadaşlar? Çok çocuğu iki filtreleme yapmak zorundasınız. İşte böyle arayüzü Türkçe yaptığınızda tık 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 bunları bloklarsanız güven içerisinde buyur çocuğum al tableti telefonu istediğini oyna dersin. Öbür türlü verdiğiniz cep telefonda otomatik size sürpriz fatura geçmez. Cep telefonlarına mutlaka Sophos'un bu ürünü yükleyip güvende olun. Bunu ücretsiz veriyor. Bunu ücretsiz vermesine antivirüsün, firewall'un bunların sebebi nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Bilinirliği artırmak. Ev kullanıcılarından beklentisi yok. Ben geçen hafta sanal kurdum makineme, VMware Workstation ücretsiz olan sanalını. Onun içerisinde Sophos XG Firewall'u kurdum. Bir mail adresine bir tane seri numarası geliyor ve 3000 yılına kadar ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Bu size ne sağlayacak? Ücretsiz firewall. Yani bir firewall ne yapıyorsa hepsini kurup yönetebileceksiniz, test edebileceksiniz. Ve öğrenmek için size inanılmaz katkısı var. Bununla ilgili 7 saatlik benim YouTube kanalımda Serdar Boşkaydemir diye girerseniz orada 7 saatlik Türkçe eğitim videosu var. Yok, hacklemeyeceğiz Selçuk Hoca. Ve bunu tavsiye ederim. Neden biliyor musunuz? Bakın. Yok. Bu kadar kıtlar patlattı şeydi. Burada sınırlama soruyorlar. Hocam ben bunu sınırı ne? Eskiden 50 tane IP idi. Şu anda 4 GB, 6 GB'a kadar bir sınırlaması var. Yani evinize kurup test edebilirsiniz. Şöyle bir soru geliyor. Diyor ki benim evde diyor eski bir tane bilgisayar kasam var. Ona direkt kursa kurabilirsiniz. 2 tane. Serdar Aydemir. Söyle hocam. Evet, doğru. O da gelecek. Daha versiyon 18 tam olarak yayınlanmadı ama çok yakında şu anda testleri yapılıyor. Şiddetle tavsiye ederim. Bakın bilişim sektöründeyseniz bir firewall öğrenmek istiyorsanız bu arada çeşit alternatif var. pfSense de var. Ya onu biraz kurcalam kurmak biraz da Linux bilmek gerekiyor. O yüzden de her evde bir tane Sophos XG firewall'unuz olsun. Laptopunuzun sanalını kurun, orada test edin. Arayüzü falan inanılmaz size ufuk açacaktır. Hani şeyini görürsünüz. Bunu bahsettik. Ha bu arada link burada arkadaşlar. Nasıl indireceğinize dair linkini kullanırım. Ve günün özeti.
Bilinçlenin arkadaşlar. Güvenlik firmaları bloklarına maillerini yollayın. Etkinlik ve seminerlere katılım sağlayın. Biz İlhan hocamlarla birçok grupta üyeyiz. Sağ olsun onun çok fazla şeyleri var, grupları var. Sürekli etkinlik, seminerler. Bu dönemde, evde olduğumuz bu dönemde mutlaka bu tür seminerlere katılın. Emin olun normal hayata döndüğünüzde o kadar çok şey öğrenmiş olduğunuzu göreceksiniz. Bir şey hatırlatayım. Şimdi diyeceksiniz ki ya o kadar çok şey var ki bilgi işlemci olarak ben hepsini nasıl öğreneceğim? Benim bir sistemci arkadaşım vardı, ben ona sormuştum bunu. Hep hayranlıkla izlerdim yıllar önce. Ya Sancar hocam, sana hayret ediyorum ya, Linux'u çok iyi biliyorsun, PHP'den şunları yapıyorsun vesaire. Ben sana hayret ediyorum ya, nasıl öğreniyorsun ya şey vesaire. Şunu dedi bana, Serdar ben artık her şeyi öğrenmek için çaba sarf etmiyorum. İhtiyacım ne? Onu öğreniyorum. Zaten her şey Google'da var. Her şeyde bu işi bilen arkadaşlar ediniyorum. Mesela Firewall'ı kim iyi biliyor? İlhan Hoca. Gidiyor İlhan Hoca ile samimiyet kuruyorum. Onunla beraber canlı operasyonlara katılıyorum. Gidip beraber kurulum yapıyoruz. Windows 2019'u kim iyi biliyor? İşte Ali Hoca biliyor. Onlarla vesaire. Şu anda bir insan beyni de her şeyi herkes bilemez. Ama Türkiye'de sabahki sunumda da görmüşsünüz. Bizden beklenen ne biliyor musunuz? Bilgi işlemci olarak her şeyi eden anlasın. Ben bilgi işlemciliğin diken arkadaşlar, bana ütü getirdi adam ya evden. Bunu sen bilgi işlemcisin yap, elektrikli bir şey. Böyle bir şeylerle karşılaşıyorsunuz. Ne yapar? Evindeki bütün teknoloji cihazlar sana gelir. Burada Türkiye'de bilgi işlemciliğin kıymeti yavaş yavaş anlaşılıyor. Bakın yurt dışında bu böyle değil. Bir adam şey gibi örnek veriyorum ben soranlara. Arkadaş doktor, herkes doktor değil mi? Ama bunun kadın doğumu başkadır. Göz doktoru başkadır ve bunların hepsinin uzmanlığı farklıdır. Bilişim dünyasında da böyledir. İlhan hocam çok iyi firewallcudur. Benim çok iyi sunucu server storage bilirim mesela. Bir başkası web tasarımında iyidir ama genel adımız ne? Bilişimci. O yüzden de hani bir alanda uzmanlaşın. Bakın çok kısa bir hayat hikayemi anlatacağım. Köytür tavukçukta bilgi işlemdeyim. O zaman çok bir şey bilmiyorum. Her şeyden 100 gram öğreniyorum mesela. Şirket iflas etti, piyasaya düştüm. Şirketlere gidiyorum, iş başvurusu yapıyorum. Hangi konularda iyisin? Bir bakmışım kendime bilgi işlemcilik zamanında. Hiçbir şeyde kendimi geliştirememişim. Hani benden istenen her şey değil. Belli bu konuda hangi konuda iyisin? Ne yaptım biliyor musunuz? Ondan sonra Ankara'da kurslar araştırdım. Web tasarım kursuna gittim, baktım. Ah bende ne renk oyun var ne bir şey. Programcılık kursuna gittim. Delphi vardı o zamanlar. Algoritma vesaire. Yok abi ben programcı kodlar arasında yapamıyorum vesaire. Sonradan Windows Server Storage Network tarafına ağırlık verince buradan zevk almıyor. Hani hangi alanda zevk alıyorsan o alana yönel. Emin olun yaptığınız iş eziyetli de böyle zevkli bir hale geliyor. Bir duyuru daha yapalım. Çok yakında bilgi işlemcilerin sorunları diye bir seminer yapacağız. Görev ve sorumluluklar neler? Türkiye'de bilgi işlemci olmak, değerini bilinmesi. Yaklaşık 300'e yakın bilgi işlemciyle irtibat halindeyiz. Ve onların her türlü sorunlarını, yaşadıkları hikayeleri vesaire bir sunum haline topluyoruz. İnanılmaz hikayeler, inanılmaz şeyler var. Onlardan ben mesela kendim yaşadığım bütün bilgi işlemcilik hayatımdaki hikayeleri mizahi bir dille anlatacağım. Emin olun orada eğlenirken birçok şeyin farkına varıp göreceksiniz. Çok hikaye var. Neyse o konuları açmayalım. Gün sonunda hiç kimseyle artık tokalaşmayı vesaire yapmaz. Eyvallah emojisi çıktı biliyorsunuz koronadan dolayı. Hepinize çok teşekkür ederim. Sağlıklı günler diliyorum. Rica ederim.